hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın en kritik dördüncü günü başlıyor. Bugün masalarda fırtına gibi esen ve kimseyi rakip kabul etmeyen Kastamonulu yarışmacımız İrem'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İremciğim, kimlerle geldin? Annem, nişanlım, oğlum Pablo. Pablo, çok tatlısın. Dur bir seveyim seni şöyle. Ne güzel bakıyor maşallah. Ne zamandır sizinle yaşıyor? 2 aydır bizimle, daha yeni sahiplendik. Vallahi sizi tebrik ederim. Ne iyi yapmışsınız. Tabii, evimizin neşesi artık o bizim, vazgeçilmezimiz. Nişanlınla bizi tanıştırır mısın? Nişanlım Ali. Ali'cim hoş geldin. Biraz heyecanlı gördüm seni. Biraz heyecan var canım. Kaç aydır nişanlısınız? 6 ay. Ooo, daha çiçeği burnunda çiftsiniz. Tabii ki. Ve annemiz de burada. Anneciğim, kızınızın yarışmayı kazanacağına inanıyor musunuz? Annem... Her konuda güvendiğim gibi bu konuda da çok güveniyorum. Annem başvuru yaptı. Benim haberim olmadan. Ya, öyle mi? Çok iyi yemek yapıyor. El lezzeti çok güzel. Yani şu anda da aynı zamanda da eğitim alıyor. Hala eğitimi devam ediyor. İremciğim, bana eğitiminden bahseder misin? Tabii, özel bir okulda okuyorum. Son 1 ayım kaldı ama çeşitli yerlerde hala daha çalışmaya devam ediyorum. Vallahi uzaktan eğitim alıyorsun diye çok üstüne geldiler. Ne diyeceksin bu yorumlara? Evet, yakından eğitim alanları da görmüş olduk nasıl olsa. Uzaktan almam da çok bir şey değiştirmedi. Yakından alan 7 senede açtığımız da hiçbir şey yapamadı. En azından ben uzaktan alacağım ama o masayı donatacağım. Bu konuya geleceğim ama dün son dakika ne oldu öyle ya? Ya dün kayınvalidenden konu açıldı, babandan konu açıldı. Duyduklarım doğru mu? Doğru. Vallahi şu an şoktayım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ben kaynanamı bile engelledim. Benim kaynanam benim telefonumla engelli değil mi? Engelli. Ben kendisini bile görüş tüttürmüyorum. Kayınvalidenden mi yoksa babandan mı başlayalım? Kaynanamdan konuşalım, daha çok sarar o bizi. Hadi kayınvalidenden konuşalım o zaman. Ya nedir bu kayınvalide olayı? Ali'cim, annenle arası yok mu? Annemle arası vardır ama aralarına pek karışmam. Nasıl yani? Yani ikisindeki arasındaki sorun kendisi hallediyorlar. Kendisi bağırıyorlar, çığırıyorlar, anlaşıyorlar yani. İrem'cim sorun nedir? Kendimizi halledemiyoruz. Kaynanam aşırı kıskanç, çok kibirli. Aa, kız deme öyle. Ali'cim sen bir şey söylemeyecek misin? Söyleyemez. Anneciğim, kızın hep böyle dediğim dedik midir? Evet, dediğim dedik. Ben baba evinde de öyleyim. Dediğim dedik ve çaldım düdük tabiri tamamıyla onun için yaratılmış. Anneciğim, peki bu babasını mahkemeye verme olayı nedir? Babasına sinirlendi. Karakolu aradı. Polis çağırttırdı. Ve direkt babasını bir gece nezarete attırdı. Nasıl ya? Peki olay ne? Olay psikolojik şiddet. Ya yanaştı. Yaptı da daha doğrusu. Ne yaptı? Ne yaptı? Şöyle yaptı. Mesela senin bu giyiminle, bu çirkin sözler beni çok iğrelti ediyor. Böyle nefret ediyorum o sözlerden. El hareketi yaptığı için ben de sinirlendim. Polis aradım. Ekip tarafından onu elden aldırttırdım. Bir güzel 6 ayda uzaklaştırma aldırttırdım. Daha sonra ertesi gün ayaklarıma kapandı. Özür diledi bana. Peki şu an babanla aynı evde misiniz? Şu an babamla aynı evdeyim. Ben buradan da babama selam söylüyorum. Kendisini hiç sevmiyorum. Bu kadar da açık sözlüdür. Anneciğim sen ne diyorsun bu duruma? Ya ben gülerek karşılıyorum. Şu yönden karakteri düzgün olduğu için gülerek karşılıyorum. Çünkü açık sözlü bir insan olduğu için. Sizin aranız nasıl? Asla. Ya pek aramız yok. Seviyor musun eşini? Sevmiyorum. Peki ya sen Ali'cim, kayınpederini seviyor musun? Şimdi tabii seviyorum. Babacı o şimdi yalakalık yapması o lazım. O yalakalık döneminde olduğu için. Alakası yok. Şimdi daha nişanlı olduğu için ya, yalakalık yapması. Şimdi nikah kıyılara kadar yalakalık dönemini geçirmesi gerekiyor. Köprüden geçene kadar ayıya dayı misali yapıyor. Yani. Şimdi yapmazsa çünkü bu işler bozulabilir. Köprüden geçtikten sonra ne ayı ne dayı. İrem belli ki bir şeylere kızmış ama sen anneciğini seviyorsundur eminim. Asla, annesine mi? Evet. Asla. Seviyorum da öyle. Anneni mi seviyorsun? Ay skandal. Annen hastanede. O yüzden mi telefonunda engelli anneniz? Hayda. Annen telefonunda engelli mi? Engelli, bütün sülalesi engelli. Akrabalarından tek bir insan bulamazsınız engelli. Siz nasıl tanıştınız? Biz sosyal medyadan tanıştık. Vallahi sormak istediğim çok şey var ama bu konuları mutfakta konuşmaya devam edelim mi? Tabii ki. Tabii ki. Artık yemeklere dönelim, ne dersiniz? Bugün neler olacak sence? Bugün masa yanacak, tutuşacak, alev alacak benim masam. Bugün hakkımı yenenin hakkını yedirtirim. Çok kötü, asla benden puan alamaz hakkımı yiyen. Puan da vermem.
İlle de ödülü alacak mısın? Tabii ki de. O zaman hadi bana menünü say. Gazpaçolu soğuk İspanyol çorbası. Pardon? Gazpaçolu soğuk İspanyol çorbası. Bu çorbayı aldığın eğitimde öğrendin herhalde. Tabii ki de. O öyle armut yapmıyorum ben soframda. Karides yağlı, yok. Kayseri yağlaması. Kayseri yağlaması mı? Lavaşlarını kendim açacağım. Kendim yapacağım. Yanında yoğurt sunacağım. Hem sarımsaklı hem sarımsaksız yoğurt yapacağım. İsteğe bırakacağım. Kim nasıl isterse öyle tercih edebilir. Yanında? Humus yapıyorum. Pastırmalı humus. Yağlamanın yanında humus mu? Evet. Karides, güveç. Bu kadar tabii bu hafta bu kadar uzun bir ara sıcak görmedin. O yüzden şaşırabilirsiniz. Ben yanlış mı duydum acaba? Bir daha söyler misin? Pastırmalı humus, karidesli güveç. Yağlamanın yanında. Tabii ki. Emin misin? Eminim ama şu an bir emin olmadım öyle deyince. Bak siz bunu yemek yaparken de yapıyorsunuz ya. Kız asıl ben hala emin değilim doğru mu duydum diye. Acaba güveçi kesin? Karidesli güveç ve yağlama hem de humusla. Vallahi nasıl eleştiriler alacaksın çok merak ediyorum. Ana yemeğin ne? Ali Nazik. Vay Ali Nazik. Lokanta usulü acılı ezme. Ali'cim sen de nazik misin? Ali Nazik mi? Asla. Kalasın önünde gideni. Ne? Ali'cim neler diyor böyle sevgili nişanlın? Abi şimdi... Hiç romantik değil. 6 ayda insan bir nişanlısına çiçek almaz mı? Çiçek bile almadı. Skandal. Evlenme teklifi de etmedi. Bir de hala nişanlıyım. Bunu etmedi. Eline bakın 3 tane yüzük verdi. Sadece yüzüğü verdi. Böyle evlenme teklifi mi edilir? Yalnız yüzükleri satmışsın doğru mu? Yani eğer pahalı bir yüzük olsaydı deneyebilirdi. Neyse biz yemeklere dönelim. Ali Nazik'in yanında ne var? Lokanta usulü acılı ezme. Güzel. Salata var mı? Lokanta usulü acılı ezme. Salatan acılı ezme mi? Tabii ki. Ve tatlı? Çilekli magnolia. Bravo. O zaman markete gidelim mi? Tabii ki de. Hazır mısın? Hazırım. O zaman şans dileyin çünkü biz markete gidiyoruz. Böyle gidiyoruz değil mi? Böyle gidiyoruz. Hadi o zaman doğru markete. Ve markete geldik. Neyle başlıyoruz? Salatalık. İrem şefim kaç yaşındasın? 21. Niye yaşından dolayı seni bu kadar eleştiriyorlar sence? Evet yaşından çok tecrübem olduğu için. Restoranda çalıştın mı hiç? Evet. Dünya Mutfağı'nda çalıştım. Ne kadar çalıştın? 2 sene çalıştım. 2 sene mi? Evet. Hem okudun hem çalıştın mı? Evet. Sen biraz ters misin sanki? Çok. Niye? Öyle, mizacım böyle. Babanı bile mahkemeye vermişsin ya. Ben babama karşı bile böyleysem el alemin insanına nasıl olurum siz düşünün. Vallahi masada kızınca çok sert çıkışlar yapıyorsun. Ama daha tam çıldırmadım bile. Yalnız biraz ağırsın. Heyecan var tabii ama mutfakta o heyecanı göremezsin. Mutfakta daha mı hızlısın? Tabii ki elim hızlıdır ve çok temiz çalışırım. En azından öyle unlu munlu pis bardaklarla. Ama dün Ebru sizi mutfağına aldı. O kadar menü basitti yani bile çağırmayı verseydi. Gayet basit bir menüydü. Ahmet abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Küçük kızımız başarabilecek mi acaba? Küçük mü? Boyumdan büyük başarım var benim. Öyle mi? Oo maşallah. Benim 1 metrede bu yerde boyum var. Öyle mi? Tabii ki de. Yarışmacımız Ahmet abinin de yardımıyla hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Domates aldın mı? Evet. Sırada ne var? Tereyağı, pastırma. Sebzeler tamam mı yani? Bakabilir miyim? Bak tabii. Yeşillikleri de aldın değil mi? Aldım evet. Bitti. Hadi o zaman doğru şarküteri reyonuna. Ben İrem Hanım'ın kesinlikle...
oynuyorsun merak ediyorum. Bence Ferhat Bey oynamaya gelmiş. Cici adam rolünü oynuyor. Peki ya Enes? Enes Bey zaten yemek yapmaya dilinde bir piercing takmış. Bu arada kaç tane soda almıştın? Sadece Ferhat Bey'e aldım onu. Ya Yeliz de isterse? Ya ben bir tane soda aldım, vermeyeceğim Yeliz Hanım'a. Ebru'nun masasında çok şiddetli tartışmalar geçti. İnşallah bugün Ebru Hanım bunları acısını bizden çıkarmaz. Bu şekilde gündeme gelmek istemez. Yarışmacımız baharatlarını da alıyor hemen. Ve son bir dakika. İsot aldın mı İsot? İsot da aldık. Artık kasaya gitmen lazım. Başka eksik kaldı mı? Yarışmacımız baharatlarını da alıyor hemen. Ve son bir dakika. İsot aldın mı İsot? İsot da aldık. Artık kasaya gitmen lazım. Başka eksik kaldı mı? Toz fındık aldım. Vanilya aldım. Nane. Nane. Limon nane, suyu. Nane mi? Evet, limon suyu. Eyvah! Koş hadi koş. Limon suyunu da aldık. Başka ne kaldı? Mısır nişastası. Son 10. 9. Bunları geçiremezsen yandın. Ay! Kızlar çabuk. Eyvah eyvah. Ve son 5. Ay! Nevin abla atla zıpla bir şey yap. 3, 2, 1. Onları alamazsın İremciğim. Abi Gürbüz gerçek miyiz şu? Ama Gürbüz Bey ben bunu çok sevdim. Koy ama ya. Çok yavaşladım ben. Niye evet, böyle oldum siz ya? Siz muhabbet ettirdiler sana o yüzden. Ama hep bu hataya düşüyorum ben. Evet, Gürbüz Bey hep öyle yapıyor ama. Hadi Nevin ablanın hatırına bunları kabul ettim ama bir eksiğin daha var. Aa pastırmam. Pastırmam. Pastırma kasaya doğru gidiyor. Kasaya doğru gidiyor mu? Kız anlamadın mı? Duygu da işte. Pastırma. Hızla ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? Toplamda 1400 TL. Hadi çantaları da al bakalım. Hadi Gürbüz gidelim yemek yapalım, daha çok işimiz var. Ben geldim. Siz hemen bunları Gürbüz'le yerleştirin, ben üstümü değiştirip geliyorum. Ne yaptın, eksik bir şeyin var mı? Hayır yok. İrem acayip dobra. Hep böyle mi gerçekten? Her zaman. Böyle abi bu. Böyle kolay yenilen birisi değil. Yapma ya. Evde onun sözü geçiyor galiba. Evde onun sözü geçiyor. Başkasının sözü geçemez. Aile içinde de böyle mi anneciğim? Genelde her şeye İrem'den fikir alınır bizim evde de. Babası dahi İrem'den fikir alır. Ben geldim. Hoş geldin İremciğim. Tam da senden bahsediyorduk. Her konuda Ali'nin sözü geçermiş, doğru mu? Asla benim sözüm geçer. Sen şimdi baba evinde yaşıyorsun değil mi? Tabii baba evinde yaşıyorum. Peki sen Ali'cim? Ben ailesini burada terk ettirdim ben onun Ankara'dan. Benim sözümle ailesini terk etti, buraya geldi. Sen Ankaralı mısın? Ben Ankara'da yaşıyorum. Sağ olsun, babam da Ankara'da oturuyorum. İrem'le anlaşamadılar diye evi terk mi ettin yani? Aynen öyle. Beni istemediler, ya o sen ya ben dedi. Seçim sundu, o da beni seçti, buraya geldi. Daha çok konuşacağız ama yarışmaya başlayalım mı artık? Tabii ki. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 ve süren başladı. Şimdi ne yapıyoruz önce? Etini koyacağım. Ana yemek için mi? Evet, Ali Nazik'in etlerini koymam lazım. Ana yemek Ali Nazik için kuşbaşı etler düdüklüde haşlanmak üzere yıkanıyor. Anneciğim, vallahi İrem 3 gündür çok sert çıkışlar yapıyor ama sizinle arası nasıl merak ediyorum. Vallahi ben çocuklarıma küçüklükten beri arkadaş olarak yaklaştığım için onların fikirlerine her zaman saygı duymuşumdur ve her zaman istedikleri şekilde yönetilmesine razı gelmişimdir. Bu arada babanla yaşadığınız olay tam olarak neydi? Benim psikolojik baskı yapıyordu babam. Giyimime karışıyordu. Benim giyimime kimse karışamaz. Benim babama da karıştırmam. Gayet giyimde özgürüm. Hep böyle olacağım. Babam karışıyordu. Tepki verdim. Anneciğim olay nedir, bir de senden dinleyelim. Kuşak çatışması diyelim. Baban sana ne söyledi tam olarak? Böyle giyinemezsin dedi. Çok kötü giyiniyorsun gibi usulsüz cümleler kullandı. Ben ona sinirlendim. Polisi çağırdım. Önce tabii bayağı biz birbirimize girdik evde. Polis gelince de polis bunu aldı götürdü. Bana şikayetçi misin dedi. Evet dedim. Bir gece nezarette kaldı. Peki o arada sen ne yaptın anneciğim? Kızımın yanındaydım. Her zaman olduğu gibi kızımın yanındaydım. Kaç yıldır evlisiniz? 25. 25 mi? Yalnız Gürbüz evliydi. Boşandı. Ya boşandınız mı? Ve bunu da şu an kayınpederi buradan ilk defa duyuyor. Aa, bugün herkesin şoke olma günü desenize. Evet. Resmi olarak boşandınız yani, öyle mi? Evet. Ve hala aynı evde yaşıyorsunuz. Bizim soy ağacımız değişik.
Üzerine çatalla delikler açılan patlıcanlar Ali Nazik için köz tavasında közlenmeye başlıyor. İremciğim peki kayınvalidenle barışmayacak mısın? Hayır tabii ki de barışmayacağım. Tükürdüğümü asla yalamayacağım gibi bunu da yalamayacağım. Vallahi dobra dobra söylüyor her şeyi. Masada da böyle. Her zaman öyle. Masada yumuşak tavlıyım bu arada. Bir de burada değil, evde de öyle abi. Ya her zaman öyle. En son Enes Bey'in şeyi de böyleydi, tezgahı da böyleydi. Onlar yüzüyordu oralarda. Enes Bey öğren izleyince nasıl yemek yapılırmış. Ara yemekte sunulacak Kayseri yağlamasının hamuru için 3 büyük su bardağı un kaseye alınıyor. İrem Hanım herkese bağıran çağıran, ben onu yaparım, bunu yaparım, ben buyum diyen bir karakteri var. Bugün onu yansıtırsa, yemekleri de kötü olursa daha çok eksi puan almasına sebep olur. Umarım ki normal uslu bir şekilde durabilir. Hiçbir şekilde çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çoğu eksiği olacak ve çoğu hatalı ürün olacak. Eksik olan ürünlerden en başta da Kayseri yağlaması kesinlikle olacaktır diye düşünüyorum. İremciğim sen tam olarak ne eğitimi aldın? Ben gastronomi eğitimi aldım ama Covid'e denk geldiğim için uzaktan eğitim aldım. Daha sonrasında Ahmet şefim bana çok dil döktü. İrem lütfen bizim yarışmaya gel dedi. Hatta bütün masraflarımı kendisi karşıladı sırf gideyim diye. Ben normalde çıkmayacaktım yarışmaya. Bütün masraflarımı o karşıladı. Ondan sonra ben yarışmaya çıktım. O yarışmada kazandım. Ne yarışmasıydı bu? Agafet. 21 tane aşçıyla yarıştım. Peki ne yaparak yarışmayı kazandın? Abdigor köfte yaptım. Yemeğe olan merakın nereden geliyor? Annemden. Annemin dedesi de aşçıymış. Oradan demek ki. Bu arada yağlamanın hamuruna neler koydun? Peker, tuz, maya, un. Ben reçeteyle çalışırım. Gerçek aşçı reçeteyle çalışır çünkü. Yani Enes Bey gibi eğer böyle saldım çayıra, Mevlam kayıra yaparsak... Zaten. Yağlama hamurunun malzemelerine biraz sıcak su ekleniyor. Bu arada yağlama ve humusla beraber sunacağın karidesleri sen getirdin değil mi? Evet ben getirdim. Ayıklanmış karides. Bundan eleştiri alacağımı biliyorum ama onlar bütün yemeklerinde hazır ürün kullandılar. Ali de yemekten anlıyor mu sence? Ali bir tek eti çok güzel yapar. Onun dışında yemekten anlamıyor. Annesi de anlamıyor zaten yemekten. O yüzden çok şey yapmamamız. Nasıl ya? Tabii annesi de yemek yapmayı bilmiyor. Sevgili kayınvalideciğim hiç güzel yemek yapamıyor. Vallahi Ali'cim. Bu söylenenleri gülerek karşılaman biraz eleştiri alabilir sanki. Zaten gülecek çünkü abi, benimle evlenecek. Yanımda İrem olduğu sürece her daim gülüyorum yani. Bakın Enes Bey böyle temizlik yapılıyor. Yaptıkça böyle temizlerse çok pislenmeyecek. Ali'cim İrem'le nasıl tanıştınız? Sosyal medya üzerinde tanıştık. Biz 2 aydır nişan yaptık. DM'den mi yürüdün yoksa? Tabii ki de o bana yazdı. İrem'i sosyal medyada ilk gördüğünde ne hissettin? Onun ta ki o profilindeki gülüşe tutulmuştum. Oradan gittim, oradan yürüdüm. Ne oldu? Yandım yürümüz. Koş koş, elini suya tut. Sosyal medyadaki profilini gördün, sonra... Sonra gülüşüne hayran oldum. Artık konuşmaya başladık. Oradan bir tanışma pası geçti aramızdan. Zaten bir gün arkadaşlık kaldık biz. Akşam hemen sevgili olduk. Ben de o ara Samsun'a gitmiştim fındık toplamaya. Ali ne yazdı bakayım sana? Baya yürüdü bana. İşte çok güzelsin gülüşün, çok tatlı. Baya yürümedi, koştu. Pastırmalı humus için haşlanacak olan nohutların üzerine karbonat eklenerek suda bekletiliyor. Kayseri yağlamasının hamuruna azar azar süt eklenerek yoğruluyor. Anneciğim, büyük olarak araya girip dünürünle çocuklarını barıştırmak istemez misin? Bir zaman ikisinin arasına girmedim. En ufak bir tartışmalarında bile olsa, çok büyük kavgalarında bile olsa aralarına girmekten nefret ediyorum. Bu arada İrem diyor ki, evlendiğimizde diyor, evin temizliğini, bulaşığını tabii ki Ali yapacak diyor. Sen ne diyorsun buna? Her bir ilişkide zaten ortak bir şey olması lazım. Hani yarı yarıya. Erkek yapmayacak diye bir şey yok yani bu devirde. Vallahi bravo sana. Paçamı sıyırır, evimi temizlerim diyorsun yani. Temizlerim. Kayseri yağlamasının hamuru tezgahta iyice yoğruluyor. Ya artık biz çıkalım. Yolumuz uzun bizim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Hadi artık çıkın rahat rahat. Başarılar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada patlıcanlar olmuş sanki. Evet zaten közlenmesi için birazcık fazla tuttum. Ali Nazik için közlenen patlıcanlar tabağa alınıp kalan diğer 2 patlıcan da közlenmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ben masama gidiyorum. Hadi koş koş. Hemen kur bakalım masanı. Hemen masama geçiyorum. Gürbüz yardım edebilir misin? Tabii ki ederim. Siyah masa örtüsünü yeşil runnerla renklendiren yarışmacımız çiçeğini de yerleştiriyor hemen masasına. Şamdanların ardından kuru gül yaprakları da masadaki yerini alıyor hemen.
Ali'yi çok mu seviyorsun gerçekten? Ali'yi seviyorum. Daha 8 ay oldu yani, öyle çok seviyorum, aşığım. Ölüp bitiyorum diyemem ki. Kız Ali duyacak bunları. Üzülmesin sonra. Ali'yi seviyorum ama. O da biliyor sevdiğimi. Sadece seviyorum. Aşk çok değişik bir şey. Aşk nasıl bir şey? Gerçekten aşık olmadım. O yüzden aşk nasıl bir şey bilmiyorum ama ben kolay kolay da aşık olabilen bir kız değilim. Tabakların ardından bardaklar da masadaki yerini alıyor hemen. 3 gündür masaları çok eleştirdin. Hiç mi beğendiğin olmadı? Dün biraz. Onun harici ne kötüydü. Dün Ebru'nun size olan tavrı nasıldı sence? Ebru Hanım oynuyor. Bu arada bardakları yanlış yere koyuyorsun. Tabağın sağında durması lazım. Bu tarafa mı? Aynen öyle. Dün sence de farklı bir Ebru mu vardı? Evet, Ebru Hanım oynamaya gelmiş çünkü. Program karıştırmış. O solist ya, o sese gitmesi lazım. Kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. Yeriz'in şurada oturmasını istiyorum demiştin. Ona kaç tane çatal kaşık koyacaksın? Evet, 2 tane büyük koyacağım. 3 tane çatal çok değil mi ya? Evet, 1 tane de küçük koyayım. Hani etle salatayı ayrı ayrı yiyormuş ya. Özellikle ona çok koyuyorsun değil Özellikle, mi? Evet. Çatal kaşıkların ardından tuzluk takımı da yerleştiriliyor masaya. Ekmeği şimdiden getirecek misin? Evet, getireceğim ama daha sonra getireceğim. O zaman masam bitti mi? Evet. Puan vermesin. Ben yüksek olarak kabul etmiyorum bu arada 6 puanını. Hakkım olanın bir tık altını verdiğini düşünüyorum. O yüzden bana masadaki en yüksek puanı verdiği için ona hiçbir şekilde tolerans sağlamam. Sonuçta ben hakkımın puanını aldım. Kendisi de yaparsa hakkının puanını alsın. İrem Hanım'ın Enes Bey'i, Enes Bey çünkü 7 yıllık bir aşçı. Kendisi de aşçı olduğunu iddia etti ama olmadığı zaten ortaya çıktı. Kendi yanına çekmek için, kendi gününde Enes Bey'den yüksek puan almaya çalıştığı için ona 6 puan verdiğini düşün. Yarışmacılardan sevdiğin biri oldu mu? Sevdiğim birisi Enes Bey, biraz komedi ama onu da sadece eğleniyorum, sevmiyorum. Enes'e 6 puan vermen de çok eleştirildi. Aşçı dayanışması var diyorlar. Hayır, sosu gerçekten güzel olduğu için verdim. Yoksa niye ben babamın oğlum Enes Bey benim dayanışmam olacak? Asla değil. Sadece sosundan ötürü. Diğerleri hiçbir şey yapamamıştı zaten. Yapacak başka hiçbir şey kalmıyordu. Kendini Enes'e yakın hissettin mi peki? Hayır, kendimi hiç yakın hissetmedim. Komedi bir çocuk zaten. Nasıl yakın hissedebilirim ki? Soğan rondoda çekilmek üzere hazırlanıyor. Bugün en çok kim üstüne gelecek dersin? Herkes. Bu da sorun mu Gürbüz? Herkes üstüme gelecek. Herkes bana oynayacak. Oynasınlar. Ferhat da alıp veremediğin ne Allah sen? Ferhat Bey çok uykulu konuşuyor. Bayıyor böyle artık. Gerçekten aşırı bayıyor. Konuşurken uykumu getiriyor. Zuhal Hanım'a saygısızlık olmasa masada uyuyacağım yani, o derece. Siz ondan çok gençsiniz. Yaşlıysa burası ama yaşlı genç programı değil ki, emekliyiz programı. Uyumasın ya, biraz enerjik olsun. Kendi gününde de kıpırdayana kadar zaten 35 dakika geçer. Sence Ferhat güzel yemek yapabilir mi? Ben eğer bu yemekleri yetiştirirsem hiç kimseyi karşımda göremiyorum. Çok net. O kadar net. Yağlama için rondoda çekilecek soğan ve sarımsaklara biber ekleniyor. Profesyonel mutfakta çalışmıştın değil mi? Evet, çalıştım ben. Onlara inanmaları için herhalde ilaki çalıştığım yerleri arayıp İrem burada çalıştı mı demem gerekiyor, anlamadım ama kesinlikle buna inanmıyorlar. Neden? Niye inanmıyorlar? İnanmıyorlar. Ama isterlerse bir canlı bağlantı falan. Nerelerde çalıştın? Ben Emirgan'da çalıştım. Kimse yoktu benim yanımda. Ben sabah 5'te gidiyordum, gece 2'de geliyordum. Tek başıma yapıyordum her şeyi. Hatta oradaki insanlar da çok iyi bilirler. Buzluğuna kadar ben tek başıma temizliyordum. Çalıştığın mekanlarda kaç yıl kaldın? Hepsinde azar azar çalıştım ama çalıştım. Hiç değişmeyi düşündün mü? Ya da bende de hata olabilir diye düşünüyor musun? Hayır, bende hiçbir hata yok. Değişmeyi de düşünmedim. Ben sadece çok dobrayım. Olabilir, normal. Keşke herkes benim kadar dobra olabilse.
Bu özgüven ve güç nereden geliyor? Anneannem ağzıma tükürmüş. Rahmetli anneannem. Asla kendini ezdirme diye. Ondan sonra da asla kendimi ezdirmemem gerektiğini öğrendim. İrem Hanım'ın kendi... O yüzden uğraşamazdım diyerek bunu savunacağını düşünüyorum. Kesinlikle hazır kullanacak. Yağlamanın iç harcı için soğan, sarımsak, biber ve domates rondoda çekiliyor. Bu arada Ebru demiş ki, İspanyol soğuk çorbası gazpacho'dan sonra Kayseri yağlaması harika bir fikir olmuş demiş. Ondan daha vizyonluyum, teşekkür ederim buradan. Vallahi Ebru seni o kadar vizyonlu bulmamış anlaşılan. Onun yaptıkları çok mu normalmiş, ayvayı kıtır kıtır önümüze koydu. Asla yani zaten hakkımı vereceklerini düşünmüyorum ama bu tür yorumlar da çok yanlış geliyor bana. Ha bir de humus için nohudu kesin hazır kullanır demiş. Eyvah yaktım onları, Allah ne olur yetişsin bu. Daha çok ıslandım. İrem geliyor İrem. Çok ıslandım. Var ya masa yanacak. O masayı yakacağım. Onları bitireceğim, mahvedeceğim. Enerji yapacağım sürekli. Vallahi sana bir enerji geldi ama hadi hayırlısı. Evet enerji. Üzerine bolca baharat ve biraz da su eklenen Kayseri yağlamasının iç harcı kavrulmaya devam ediyor. Hangi baharatları koydun? Karabiber, tuz. Tuz koyduğundan emin misin? Koymadım ama koyacağım. Sayıyorum. Karabiber, tuz, kimyon, kırmızı toz biber. Kavrulmaya devam eden harca biraz da tuz ekleniyor. Çilekli magnolyanın muhallebisi için tencereye süt konuluyor. Bu magnolyanın diğerlerinden bir farkı var mı? Ben yumurta koymayacağım kokusu için. Peki yumurtasız olur mu? Evet oluyor, denedim. Koymayacağım. Hem de daha güzel oluyor. Çilekli magnolia yani çok kolaya kaçmış aslında magnolia. Herkesin yapabileceği bir şey. Günlerdir krebi 10 yaşındaki kardeşim yapar vesaire diyor. Yani benim 7 yaşındaki oğlum da yapar o zaman yani magnolia'yı çünkü çok basit. Bu arada Ebru demiş ki krebi 10 yaşındaki kardeşim yapıyor diyen birine magnolia'yı benim 7 yaşındaki oğlum yapar diyorum demiş. Oğlunu lütfen bağlayabilir miyiz masada? Bağlayalım mı? Oğlunu bağlayabilir miyiz masada? Magnolia yapmasını istiyorum oğlunu. Yok artık. Ya bu ne ya? 7 yaşındaki bir çocuk nasıl magnolia yapabilir ya? Abartmış mı diyorsun yani? Kesinlikle gerçekten çok... Çok tuhaf bir insan ya. Ben normalde baş ederim ama gerçekten diskalifiye de olurum. Yani ben öyle sakin duramıyorum onun karşısında. Sen ilk gün masada da gerekirse diskalifiye olurum demiştin. Gerekirse buradan elenirim, gerçekten elenirim ama asla kendimi yedirmem. Mesela ne yaparlarsa kendini tutamazsın. Yani biri bana böyle bağıramaz, sesini yükseltemez. Ben çünkü benim babam bana sesini yükseltemiyorken siz olsanız kabul eder misiniz? Asla ben kabul edemem. Mısır nişastası, mısır nişastası. İkişer kaşık un ve nişasta da magnolia'nın muhallebisine ekleniyor. Yalnız biraz daha hızlı olursan yetişme sorunun çözülecek. Evet, şu anda da o sorunu çözüyorum. Sen tatlının arasına konacak bisküvileri hallederken ben de senin için muhallebiyi karıştırıyorum. Teşekkür ederim. Yulaflı hazır bisküviler rondo kabına yerleştiriliyor. Ya ne yaptın sen öyle? Çok doldurdum. Kız o dolmadı, taştı resmen. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ne yaptım. Rondodan çıkarılan bisküviler kaseye alınıyor. Yapabileceksin değil mi? Yapacağım evet. Ben niye bu kadar çok heyecanlanıyorum? Bu arada ne kadar süren kaldı söyleyeyim mi? Söylemeyin. Süreyi neredeyse yarıladık. Tam 1 saat 5 dakikan geçti. Ha bu. Gazpacho zor bir çorba mı? Değil, soğuk bir çorba. Çilekli magnolia tatlısı için yulaflı bisküviler rondoda un kıvamına getiriliyor. Ali Nazik için haşlanan et ocaktan alınıyor. Hamurum çok güzel oldu bu arada. Bak nasıl mayalanmış. Hakikaten hamurun güzel mayalanmış. Ben bu işi yaparsam var ya bu hafta onları. Yani ki adam ne yapacak? O kadar güzel tahminlerim var ki kesinlikle bol file yapacak. Çünkü dün burada ızgara tavasını sordu. Yani artık tahmin edebiliyorum.
Gitti dedi ki burada dedi merdane var mı dedi. Mersin'den geldim diye tantum yapacak. Çok belli artık yapacak. Kılıç eleşmiş. Bu arada düdüklüyü açarken dikkat et. Yandım. Ben sana demiştim. İyi misin? Mutfakta bir şey olmaz. Yanabiliriz. Vallahi etleri çok merak ediyorum. Pişmiş midir sence? Pişmiştir artık bu. Hemen bir tadına bak bakalım. Pişmiş mi? Dokum gibi. Olmuş değil mi? Vallahi olmuş. Her şey yolunda gidiyor. Evet, enerji. Koş tatlına bak, enerji. Enerji. Bugün masada da böyle yapacağım. Enerji. Yalnız bu güzel enerjiyi bölecek bir yorum geldi. Hangi insan yine boş yorum yaptı? Ferhat. Sen, ay, bayılabilir miyim? Allah aşkına bayılmak istiyorum. Hazırsan söylüyorum. Lütfen söylemeyin. Bugüne kadar gördüğüm... En basit menü. Ezberlemiş cümlelerle gelelim. En uyumsuz menü. Evet. Başka ne görmüş? Ha bir de böyle menü mü olur diye kahkaha atmış. Masada keşke gülse de bayılmasak. Çilekli magnolia'nın muhallebisine bir paket vanilya ekleniyor. Yemekteyiz için yakışmayan bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Çok lezzetli bir tatlı. Çok iyi bilirim. Ama bu program için fazla kolaya kaçmak. Bugün İrem Hanım'ın... Kurtuluşu yok hiçbirimizden. Ya beceremeyecek ya da becerse bile, yetiştirse bile ki çok zor. Hepimiz İrem Hanım'ın dengesiz menüsünün üstüne gideceğiz. İnşallah masada da bize bardak, çatal, kaşık falan fırlatmaz yani. Açıkçası korkuyorum ondan bugün. Sert bir tepkiyle, sert bir hanımla karşılaşacağımızı düşünüyorum masada. Şimdi ne yapacaksın? Ocaktan alacağım, kenara bırakacağım. Birazcık soğuması gerekiyor. Sonra da onu bisküviyle birleştireceksin değil mi? Evet. En üstte de çilek mi koyacaksın? Fındık, Antep fıstığı koyacağım sunarken de. Ben öyle basit sunumlar sevmiyorum. Antep fındığı değil, Antep fıstığı. Allah'ım! Bugün enerjim yoruldu gitti. Peki düdüklüdeki nohut olmuş mudur sence? Nohut bence oldu. Biraz havası çıktıktan sonra bakacağım. Pastırmalı humus için haşlanan nohut ocaktan alınıyor. Kayseri yağlamasının kıymalı iç harcı kavrulmaya devam ediyor. Bu arada Ebru demiş ki bu menüyü görünce uzaktan eğitimli aşçı olunmayacağını anladık demiş. O yüzden ben bugün ayva aldım. Allah rızası için o ayvayı masaya getirmek istiyorum. Benim ana yemek sunumumda ayvayı getireceğim, masanın ortasına koymak istiyorum. O kıtır kıtır ayvanın yanında nasıl bunları söyleyebiliyor? Kayseri yağlamasının hamuru açılmak üzere tezgaha alınıyor. Bu arada Ferhat da bir benzetme yapmış ve demiş ki kendimizi bir düğünde düşünelim. Önce hip hop yaparken arkasından halaya duruyoruz demiş. Ne kadar boş bir insan ya. Nasıl yorum yapacağını da bilmiyor ki çünkü boş bir insandan ne bekleyebiliriz? Ya bilmiyor yani. Senin yemek yapamayacağını düşünüyorlar galiba. Evet, o yüzden bugün onları kapak yapmak istiyorum ya. Bu arada daha karides güveci hiç başlamadı. Evet, gazpacho var, karides güveç var. Ve tam 1 saat 15 dakikan kaldı. Yetişecek. Aferin kız sana. Çok iyi gidiyorsun. Enerji! Kayseri yağlamasının şebit de denilen lavaşları için bezelere ayrılan hamur tek tek açılıyor. Çeyizin var mı bakayım? Çeyizim var. Yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Sen neler yaptın, Ali neler yaptı? Ali beyaz eşyaları yapacak tabii ki. Ali'nin kazancı çok iyi. Merdane ile inceltilen hamur tabakla ölçülerek yuvarlak şekilde kesiliyor. Ali parasını alır almaz sana mı veriyor yoksa? Evet. Vallahi annesi bunun buradan duymasını istiyorum. Ali bütün kazancını bana veriyor. Açılan hamur yağsız tavada pişiriliyor. Peki o parayla ne yapıyorsun? Harcıyorum vallahi. Çatır çatır harcıyorum. Nerede harcıyorsun sorması ayıp? Vallahi oturuyorum bir şey söyleyeyim mi? Çok rahat bir hayatım var biliyor musun? Oturuyorum ekmek elden, su gölden zaten kıyafetimi oradan alıyorum, saçımı oradan yaptırıyorum. Hatta bu ay gideceğim kaynak taktıracağım. Mesela 5 bin lira falan vereceğim. Kaynananımı böyle yapacağım. Ama ben normal hayatımda böyleyim he ben. Yani karışmak gibi olmasın ama biriktirsen daha güzel olmaz mı? Hani Ali ile ortak bir hayat düşünüyorsunuz ya. Şimdi ilk başta bayağı bir alışveriş falan yapmamız gerekiyordu. Çünkü Ali'nin hiçbir eşyasını buraya göndermediler. Bilerekten göndermediler. Çok tuhaf insanlar gerçekten. İrem Hanım dün masada kayınvalidesinden, ailesinden çok bahsetti. İnşallah mutfakta da Gürbüz'e bu şekilde bu ailevi mevzularından bahsetmez. Çünkü biz buraya yemek yemeye geldik. İrem Hanım'ın ailevi mevzularını dinlemeye gelmedik. Nasıl bir kayınvalideye bu tür yakıştırmalar yapar? Hiç düşünemiyorum böyle bir gelin. Böyle bir gelinim olsa herhalde saçını başını bile yolabilirdim yani. Biz çekim için villaya geldiğimizde anlık bir karşılaştırma yaşayınca herkese günaydın dediğim gibi kendisine günaydın kolay gelsin deyip merdivenlerden çıkarken ağladığını gördüm ve kesinlikle benim merhabama cevap vermedi kendisi. Bu arada Ferhat bugün seninle karşılaşmış. Sana merhaba demiş ama sen cevap vermeden ağlayarak gitmişsin. Mutluluktan ağladım. Nasıl yani? Neye sevindin ki bu kadar? Nasıl mutlu? Alışverişimi yetiştirdim ya, mutluluktan ağladım. Onları ezeceğim için ağladım. Mutlu olduğum için yani. Sakın şey düşünmeden İrem pes etti falan filan diye düşünmesinler. Daha yeni başlıyoruz.
pes falan etmedim. İlk lavaş tavada ters yüz edilirken diğer lavaş da ayrı bir tavada pişmeye başlıyor. Açılan lavaşlar ayrı tavalarda birer birer pişiyor. Bu arada Geriz de bir açıklama yapmış. Geriz anca konuşuyor. Getirmiş çiğ çiğ etleri bıdı 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 bıdı. Ay! Kız dikkat et. Masadan konuşulunca hep bir şeyler düşüyor. Neyse ki kırılmadı. Ben onu şimdi alıyorum. Geriz demiş ki, bence bugün İrem mutfakta sinir krizi geçirecek. Yetiştiremeyecek. İnşallah masada da bize çatal bıçak fırlatmaz demiş. Belli de olmaz. Eğer çok sinirlerimi bozarsanız çatal bıçak tabii ki fırlatamam da. Ama İremciğim öyle şeyler sana yakışmaz, öyle değil mi? Ama bu ne demek şimdi? İrem Hanım delirecek, yok bilmem ne yapacak. Sanın arkadaşım benim mutfak tecrübemden bilmem ne. Ben hepsini masada görüşeceğim. Şu an onlara cevap vermeyeceğim. Ben hemen buraya temizleyeceğim. Magnolia tatlısı için kaseler tepsiye alınıp çilekler de bol suyla yıkanıyor. Kaselerin altına bisküvi koyacaksın herhalde. Normalde alta bisküvi ama ben şöyle bir şey düşündüm. Eğer bunun altına bisküvi koyarsan bu bunu ıslatmayacak. Sunum kaselerine önce çilek sonra da muhallebi yerleştiriliyor. Muhallebinin üzeri bisküvi kırıntılarıyla kaplandıktan sonra tekrar muhallebiyle kapatılıyor. Bugün hak etmediğin bir puan verirlerse ne yaparsın? Hakkımı yedirtmem Gürbüz, asla yedirtmem. Yani olamaz. Herkes gibi ben de yemek veriyorum sonuç itibariyle. Frisbee gibi tatlı yapmıyorum. Bakın çok güzel oldu hani. Üzeri toz Antep fıstığıyla süslenen çilekli magnolia buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Bu tatlıyla da gördük ki İrem Hanım günlerdir çok boş konuşuyordu. Altını doldurmasını çok isterdi. Ara yemekte sunulacak Kayseri yağlaması için lavaşların üzerine kıymalı harç yerleştirilip kat kat diziliyor. Bugün neler olacak sence? Bugün masa karışacak, o belli bir şey. Çünkü benden kimse bunları yetiştirebileceğimi bilmiyor. Herkes dedi ki İrem boş boş konuştu, kesin yetiştirebilecek. Adı altına yaptılar. Çok iyi biliyorum bunları yaptıklarını. Peki masada sana hakkını verecek kimse var mı? Asla. Hep diyorlar ya ben kadın yarışmacının kazanmasını istiyorum falan. Onun arkasındayım diye. Bu da bir algı yaratıyorlar. Benim hakkımı yiyecekler, yiyecekler, yiyecekler. Ama Zuhal Hanım'a çok güveniyorum. Gerçekten güveniyorum Zuhal Hanım'a. Her iki tarafı da kıymalı harca batırılarak yağlanıp yumuşatılan lavaşın üzerine kıymalı harç yerleştiriliyor. Ara yemekte sunulacak Kayseri yağlaması da nihayet hazır. Pastırmalı humus için haşlanan nohutların üzerine kabukları soyulan sarımsaklar ekleniyor. Bu arada Enes demiş ki, Yeliz'in hepimize yaptığı garson muamelesini İrem'e yaparsa çok sert bir tepki alır. Umarım birbirlerini yerler, ben de zevkle izlerim demiş. Zaten yiyeceğiz, ben çünkü onun garsonun komisyonun hizmetçisi değilim. Yapmayacağım, ben zaten masasına fazla çatal bardak koydum. Yapmayacağım. Yiyorsa yesin, yemiyorsa da gitsin. Sıkılan iki limonun suyu da humusa eklendikten sonra bütün malzemeler robotta iyice karıştırılıp eziliyor. Humuslu oldu mu şimdi? Oldu. Onları çok bile. Tuz falan koydun mu? Evet koydum. Bir tadına baksaydın keşke. Servis ederken evet. Ya niye şimdi bakmıyorsun? Şu an hayır, zaman kaybetmek istemiyorum. Ama gayet macun kıvamında olması gerekiyordu. Bu da zaten macun kıvamında. Ara yemekte Kayseri yağlamasıyla birlikte sunulacak pastırmalı humus nihayet hazır. Ana yemek Ali Nazik için közlenen patlıcanların kabukları soyuluyor. Eti nasıl lezzetlendireceksin? Salça, biber, klasik. Soğan, onları da bundan geçeceğim. Bu kadar. Aslında yemekler uğraştırıcı gibi gözüküyor ama... Tabii masada da böyle demeyeceğimi göre. Asla böyle demeyeceğim. Kabukları soyulan köz patlıcanlar bıçakla doğranarak eziliyor. Şimdi ne yapacaksın? Etin içine hemen bir salça, şöyle bir kavuruyoruz ya. Böyle kavuracağım. Yoğurdum. Pardon. Hemen yoğurdum. Ali Nazik'in patlıcan sosu için yoğurt kaseye alınıyor. 50.000'i kazanırsan ne olacak çok merak ediyorum. Bükemedikleri elleri cuma günü önümde eğilecekler, böyle öpecekler. Yoğurdun üzerine sarımsak rendeleniyor. Mutfağına girmek isterlerse alacak mısın? Niye sokayım mutfağıma? Ben başından beri, ilk günden beri söyledim. Hatta Enes Bey'le burada dedim, olay çıkartırım Enes Bey dedim. Yine sizin mutfağımı almam dedim. Önüne geçerim, yine almam onu mutfağıma. Asla almam dedim. Almayacağım da zaten. Bu da hazır. Bitti. Bir kaşıkla hemen karıştırıyorum. Ana yemek Ali Nazik için hazırlanan yoğurtlu sarımsaklı patlıcan sosu da nihayet hazır.
Ali Nazik için düdüklü tencerede haşlanıp suyu süzülen kuşbaşı etler tavada sıvı yağla soteleniyor. Rendelenen bir tane domates etle birlikte kavruluyor. Kavrulan et ve domatese salça ekleniyor. Karideslerim zaten burada. Hemen bir tane. Karidesler hazır ayıklanmış değil mi? Evet, ayıklanmış hazır. Ara yemekte sunulacak karides güveç için hazır paket karidesler sotelenmek üzere tencereye alınıyor. Üzerine mantar doğranan karidesler ocakta sotelenmeye başlıyor. Ve son 15 dakika. Yetişecek mi sence? Bu yetişecek. Patlayacağı için çok sinirli olacak ve bugün hepimize cağırlayacak, hepimize çok tepki verecek, öyle düşünüyorum. Çok sinirli bir insan, umarım bugün kafamıza gözümüze bardak fırlatmaz. Nerede? Şeyim nerede benim? Rondom, ay. Rondomun altı yok. Facia, rondomun altı. Soğuk İspanyol çorbası gazpacho için domates, biber, salatalık, soğan, ekmek içi, limon suyu ve tuz bol zeytinyağıyla birlikte robotta iyice çekiliyor. Ara yemekte Kayseri mantısı ve pastırmalı humusla sunulacak olan sebzeyle sotelenmiş karidesler güveç kaselerine yerleştiriliyor. Ya bunlar biraz az olmadı mı? Kaşar koyacağım üstüne. Nerede benim kaşarım? Rendem vardı. Rendem burada bir yerdeydi. Daha demin gözüme çarptı. Rende. Karidesler güveçler üzerinde rendelenen kaşar peynirleri eriyene kadar fırında pişmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Gazpacho'mu içine koyuyorum. Ya bu hem biraz garip hem de biraz az oldu sanki. Evet, su koyacağım birazcık daha. Peki bu çorba sunuma kadar soğuyacak mı sence? Ama buz koyacağım zaten içine. O hemen soğuyacak. Üzerine su eklenen gazpacho soğuk İspanyol çorbası da buzlukta soğumaya bırakılıyor. Lokanta usulü acılı ezme için domates, biber, soğan, sarımsak, maydanoz, salça ve baharatlar robot kasesinde birleştiriliyor. Eyvah! Son 5 dakika. Çekiyorum ve gidiyorum. Vın vın vın. Ve son olarak humus için pastırmalar tereyağıyla soteleniyor. Bari pastırma yesinler. Hayatlarında yememişlerdi zaten. Ay! Karides güveçler yanmasın, koş ama. Evet. Karides güveç de tamam. Hadi hemen mutfağını da topla bakalım. Hızla mutfağını toparlamaya çalışıyor yarışmacımız. Son 1 dakika 30 saniye. Artık gitmek zorundasın. Hadi çabuk. Gidiyorum. Hadi pastırmanın da altını kapat. Her şey tamam mı? Evet. Bitti. Oo Jiremciğim. Konuşuyordum. Şerocuğum kusura bakma, çekime giriyorum. Görüşürüz. Tamam mı? Hadi Şero, bay bay. Şey yapıyor, ilgilenmeyince kızıyor. Merhaba canım. Merhaba. Ne haber? Nasılsın İrem? Çok iyiyim, bomba gibiyim. Bomba gibisin. Vallahi iyiyim. Senin yemekleri duydum. Aman Allah'ım dedim. Aman. Menüde yok. Maşallah ne zengin menü. Bu hafta çok bayat menü yediniz. Efendim? Ya, sizin ağzınıza yakışır menü. Aman estağfurullah. Buyurun. Teşekkürler. Masanda, çok teşekkür ederim tatlım. Masanda yetişmiş. Mumlarımı yakabilir miyim? Mumlar hatta tavada yetişiyorlar. Yak. Çamdanlar engelliyor mu? Engellemiyor Zuhal Hanım. Bu fitile de bak maşallah, dinamit şeyi gibi. İrem, arkandaki mumları da yak lütfen. Arkadaki de mi mumlar var? Hangisi? Ha şu piyanonun üzerindekileri. Bunlar niye yanmıyor? Biraz keşke kısaltsaydın. O maşallah. Senin şamdanlar herhalde. Evet. Ne yaptın? Nasıl geçti? Güzel. Yetiştirdin mi her şeyi? Yetişti. Hah iyi. Aferin. Hadi bakalım. Elimi süper. De yaktım tabii ama. Elini mi yaktın? Geçmiş Hatta olsun. Olur böyle kadar. Bakayım. Geçmiş olsun. Krem var bende, verebilirim sana. Çok teşekkür ederim. Her şey yetiş. Abo. O mutfak bizim mutfak değil mi? Evet. Bizim mutfak zaten.
Herhalde zaten bizim temizlik şirketi Fatma ablayla Mustafa ile olmayacak bu iş. Temizlik şirketi çağıracağız. Bu hafta maşallah yarışmacılar açarsın sana zahmet kapıyı da. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba İrem Hanım. Merhaba Ebru Hanım, buyurun. Nasılsınız? Merhaba Enes Bey, buyurun. Merhaba. Ağır merhaba. Bir koku merhaba. Mu var? Bu, merhaba. Bu ne? Bir şeyin evet, yanmış. Evet işte yani normal bir koku. Buyurun arkadaşlar. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba. Ay merhaba, pardon, hoş geldiniz. Ve sahne Ebru'nun. Ve Ebru! Aman harika görünüyorsun. Merhaba Ferhat. Hayır veremezsiniz. Dışarıda verseydiniz. Ben sizin kominiz garsonunuz değilim. Neyi verseydin? Yere koyun. Şey dışarısı biraz serin de. Aa, evet. Almıyorum. Ben komi ya da garson değilim. Evinize gelen misafirlerinizin montlarını alıp askıya ya da vesaire asmıyor. Kapıda bıraksaydınız Ebru Hanım. Ben kapıda sizin... mı? Kapıda kimse yok ki. Siz ben... varsınız karşıdan. Yere mi atayım? Ben sizin hizmetçiniz değilim. Kürkümü yere mi atayım? Onu mu istiyorsunuz? Böyle mi atayım? İsterseniz ben alıp atabilirim elinizden kürkümü. Böyle bir haksızlık yapamazsınız. Herkes hat bildirmeye çalışıyor. Bir saniye. Kapıda niye çıkarmadınız üstlerinizi? Anlamam. Dışarısı. Yani yok. Bir hava yapıyorsunuz galiba. Hava mı? Aynen. Hava mı? Bunun havası yok. Dün pişmemiş armut ayvaları yedik. Bugün kürtü geldik. Görüşürüz. Bayağı bana kurulmuşsunuz. Yok, ama birazdan görüşeceğiz. Teşekkürler. Peki ne olacak? Bunlar ne olacak? Tabii asabilirsiniz. Sizin şöyle bir yere bırakabilir miyim Zuhal Hanım müsaadenizle? Tabii bırak arkaya o zaman. Ev sahibimiz çok kibar da. Ya çok. Buyurun bırakabilirim. Bak ne kadar güzel de bırakabiliyorsunuz maşallah. Biraz saygılı mı olsanız sizi saygıya davet ediyorum. Kapıda verselerdi Zuhal Hanım. Kapıda niye vermediniz? Soğuk. Kapıdan sadece içeri bakıp girdiğinizde geçtiğiniz için montunuzu alayım diyebilirdiniz. Benim evet. Aldım montumu, ben kapıda çıkardım. O sizin ayrıcılığınız Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Bizim üzerimizde gördü Zuhal Hanım. Kendisi diyebilirdi montunuzu alabilir miyim? Alayım. Siz niye çıkarıp vermediniz? Yani karşılama o şekilde olunca bize bir şey diyemedik. Bence montla içeri girmemiz gayet normal çünkü hava soğuk, dışarıdan geliyoruz biz. İrem Hanım'ın bir naziklik yapıp montumuzu alması gerekirken bize böyle sert çıkışması hiç hoş değildi bence. Bir ev sahibine yakışır bir davranış değil bence. Kapıda hep birlikte girdik, bizi karşıladı, hemen arkasından direkt yürüdük yani. Alayım diye bir hatırlatma yapmadı, bizi içeride alacağını düşündük. O yüzden çıkarmadık haliyle. Bizden bir incelik göremedim ama sizin yapamadığınız inceliği ben yaptım. Evinizde... Yemek yedikçe bol bol beni hatırlıyor. Laf sokmadan hediye veremiyorum. Hediye böyle verilmez ama. Ben kabul etmiyorum. Teşekkür ederim. Hediyenizi evinize götürebilirsiniz. Benim montumu almayan bir ev sahibinin hediyesini alamam. İstemiyor musun? Çok saygısızca. Benim evime misafir gelecek. Misafir üzerinden montunu almayacağım. Şeyinde değilim zaten. Aynen. Aynen. Çöp atabilirsiniz. Çöpe hemen çöp atıyorum Ebru Hanım. Nasıl sert başlıyor? Bugün ne, mum mu bunlar? Evet Zuhal Hanım. Teşekkür. Sen mi yaptın yoksa? Evet ben yaptım. Eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet, gergin bir giriş oldu. Mum getirmiş böyle size nezaket diye, kokulu bir küçük mum yapmış. Onu da hazır almış, ben yaptım diyor, bir fileye sarmış getirmiş. Ama ben kabul ettim, benim evimde mum fazlasıyla var. Hiç gerek yoktu, tenezzül bile etmedim. Sonra götürdü, şov yaptı, kameraya oynadı biraz, çöpe atmak istedi. Çok da iyi yaptı. Bize hediye getirdi, hediyeleri tenezzül edip de almadım bile. Aynı şekilde Ebru Hanım da almadı. Çünkü gerçekten sert bir mizaçla verdi hediyeleri. Böyle hediye verilmez, bunu asla kabul etmiyorum. Hediye verdikten sonra da kabul edilmemiş bir hediye de yırtıp çöpe basması çok saçmaydı. Ben tamamen İrem Hanım'dan bu tarz davranışlar bekliyordum. Masasına bakın İrem'in, değerlendirin. Serviste bir sıkıntı var. Kaşıklar ne gibi? Burada, birisi burada. Yemek kaşıkları. Renk olarak Yeliz Hanım'da 3 tane çatal var, bende 2 tane evet, var. Evet, bilerek koydum Yeliz Hanım o kadar çatal. Aa bak seni düşünmüş. Evet, teşekkür ederim. Valla bravo. Aa güzel güzel. Sen nasıl buldun Ferhat masayı? Biraz karman çorman, yani şu güllerin ne alakası var dedim. Yemek masası ya, gül. Yapıyorlar. Şartı mı var? Evet şart, ben şart ben koşuyorum. O zaman temin edeyim, yarın yarışacağım, tabii, gülüm çok, yok. Tabii mümkün. Topla bunları. Bunları toplayayım, kurutayım. Ya da arkadaşların zaten gülleri solmuştu, mezarlıktan çıkmış gibi olmuştu. Onlardan da toplayıp gelebiliriz. İrem Hanım, biraz... tatlı bıçağının burada olması evet. Gerekmiyor mu? Ben yanlış mı biliyorum acaba? Demek benim bıçaklı tatlım yok yalnız. Kaşıklı tatlı. Sonuçta kaşıklı tatlı. Evet. Servis açıyorsunuz. Magnolia bıçakla gerekiyor. Mı yiyorsunuz Yeliz? Hayır, servis açıyorsunuz, orada olması gerekiyor. Ben orada uygun gördüm, orada yaptım. Teşekkürler. Peki çorba verecek misin? Tabii ki de Zuhal Hanım. Gazpacho çorbası. Evet. Bunlarda mı, kasenin var mı içeride? Bunlarda. Bunlar. O zaman şöyle verelim sana. Alt tabakla birlikte verin. Evet, Enes. Buyurun. Bir aşçısın. Demir aşçı yarışıyor bugün. Evet. Menüsünü nasıl buldun? Çok bağdaştıramadım ürünlerini. Hepsi tek başına kuvvetli ürünler ama gazpacho çorbası iyi bir açılış. Gazpacho çorbası aslında. İyi bir açılış. Evet. Tutturabildiyse tebrik edeceğim. Soğuk çorba. Ama sanmıyorum tutturabildiğini. Niye? Başarılı bir aşçı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten mi? Sen nasıl buldun Ferhat menüyü? Menü çok karışık. Yani şöyle söyleyeyim. Evliya Çelebi yaşasaydı asistanı olurdu.
direkt ülkeleri geziyoruz, her yerden bir şey yazıyoruz. Yurdum yurdum dünyam. Yani değişik bir isim koyuyor, televizyonculuğu bilmiyorum. Güzel bir dünya, Türkiye, İspanya, oradan hop Kayseri. Aşağı dön, Acılı Ezbe, Antep, geri çık. Çok ilginç. Magnolia. Karides Güveç de vardı değil mi? Yani evet. Ben birisi için duyan gelmişlerim ama o arkadaştan özür diliyorum. Peki Ferhat Bugünkü Bey, daha ne istiyorsunuz? Vizesiz dünya turu yaptırıyorum size. Bir daha bu fırsatı bulamazsınız. Yok, buluruz sağ ol. Vize alabiliyoruz şükür. Yok, bulacağınızı da çok vize, sanmıyorum. Ne pasaport, ne uçak süper, bileti. Süper, müthiş. Sıfır masraflı dünya turu daha mı istiyorsunuz? Dünya turu midemizde oluyor ama biz gözlerimizle istiyoruz onu. İnşallah sunumları da güzeldir. Evet, biraz fazla karışık. Bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Bu tabak kase değil. Siz neydi sunmuştunuz? Üstelik... Düz tabakta mı? Gördüğünüz gibi. Tabağımda. Çorba kasesi mi? Enes Bey. Aynen, sizin sufle kabında... Tabağım gördünüz mü gerçekten? Çorba kasesi bildiğimiz oldu. Ayrı bir şey de bu derin yemek... Aynen, bu o bildiğim sufle kabıydı ama semiz otu satıştı. İrem Hanım. Sufle olabilir ama şey. Onu o şekilde değerlendirmek istiyorum. Lütfen tabağıma dikkat eder misiniz? Ben gayet dikkat ettim. Ne var ki? Yememek için tercih. Zuhal Hanım'ın kamera görebilir. Her gün aynı şeyi yapıyor. Ne bir şey mi var? Kamera için? Görebilir. Hayır, evet. Ben göremedim. Abi göstereyim mi? Tabii. Mutfakta göster kameralara. Ne var bunun içinde? Bu da aynı şekilde. Servis tabağım da öyle. Ne var bakayım? Toz var. Bıçakları da biraz silebilirdiniz. Su lekeleri var kaşıklarda. Öyle mi? Sen nasıl buldun Yeliz menüyü? Ben menüyü çok karışık buldum. Aslında başlı başına çok iyi yemekler yapabildiyse. Bağımsız olarak birbirinden bağımsız olarak iyi evet iyi yemekler. Evet. Başarabilirse iyi bir yemek yiyeceğimizi sizden düşünüyorum. Sizden daha çok başardım emin olabilirim. Şöyle çok karışık. Çok karma karışık. Yani bir Magnolia'ya yani açıkçası Ali Nazik ne alaka? Birazcık dedi. Ben de karışık olduğuna katılıyorum açıkçası menünün. Yani Garides Güveç üzerine Ali Nazik. Tabii sorarız ne düşündü de evet, acaba? Çok karışık. Vardır bir bildiği açıkçası. Evet, karar verdi. Evet. Tabii herhalde vardır ben bir bildiği. Başka bir şey de sormak istiyorum. Ne? Anlık villaya gelirken işte karşılaşma bir saniyelik. Ben de nezaketen kendisine kolay gelsin, iyi günler diyerek üst kata çıkarken ağlıyordu. Onu soracağım. Ne oldu? Ne, bir şey mi ters gitti? Hatta anlamadık. Hatta şeyimiz de... Bilal mi ağlıyordu? Evet. Ağlamıştı yani. Benim bir bildiğim evet, yok. Biz evet villaya giriş yaparken gördük ağladığını. Mutfakta patladı herhalde karışık menüsü için. Evet öyle bir şeyler yaşandı herhalde. Bir şey ağladı mı Gürbüz? Zuhal Hanım market dönüşü üzerini değiştirmeye giderken böyle bir durum olmuş. Ha daha başlamadan yemek. Tabii öyle tesadüfen karşılaşmışlar. Ne oldu niye ağladın İrem? Birazcık gerildim diyelim Zuhal Hanım. Ha gerildin. Normal. Evet. Ama daha mutfağa başlamadan. Başlamadan de yokken evet. Yani. Niye ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Biri bir şey mi yaptı sana? Başaramayacağını yok, düşündü herhalde. Yo başardım ama. Yanlış göreceğiz. Düşünmüşüm öyle de düşündüm. Ama yetiştirmiş menüsünü. Bakalım. Herhalde bir şeye gerildi. Belki yarışma heyecanından olabilir. Ve olabilir. Evet, herkes heyecanlaşıyor. Istedim, aynen. Aynen sizin pişmemiş ettiğiniz gibi ben de gerilmiş olabilirim. En azından Ebru Hanım gibi dünkü gibi car car bağırmıyor bence. O zaten aynen. Tam bir yani, biraz gibi. Onu konuşa konuşa bitiremeyiz. Bence birazdan sizi de gördük gününüzde. Göreceğiz. Korktu çünkü. Beni yiyecekler diye. Belki yarışmadan bile çekilmek istemiş olabilir o anda. Bence yarışmayı bırakmak istedi. Menüsünün karmacasını görünce yapamayacağını hissetti. Muhtemelen yapımdan ayrılmak istediğini söylemiş olabilir diye düşünüyorum. Ama konuyu kapattı. Çok da uzatmadı konu ama ben onun ayrılmak istediğini düşünüyorum. Yani Ferhat Bey ağladığını görmüş. Bence yetiştiremeyeceğini, beceremeyeceğini düşündüğü için ağlamış. Çok normal becerememesi. Zaten 6 ay uzaktan eğitimle aşçı olduğunu iddia eden birisinin de yapamaması çok normal. Ne oldu Ebru dünya öyle dörtler falan? Yani bilmiyorum en azından çiğ değildi. Değildi. Hepsi rezaletti sizinki biliyorsunuz. Hayır öyle şeyler demeyin yani ya. Tat yoktu, tuz yoktu, pişme oranı yoktu, evet, yanık vardı. Salata diye getirdiğiniz ona meze rağmen, mesela. Meze bugün de var. Aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Aynısını bunu da söyleyeceğim. Aynen. Sıkıntı ben onu değil. Salata olarak da tüketiyorum. Sağlıklı bir salata olduğunu yalnız düşünüyorum. Yalnız biz davet de. Masasına geliyoruz ve sizden semizotu, salata beklerken semizotu salata çeşitleri arasında birden bakıyorum bir meze gelmiş karşıma. Aynı anda konuşmasak daha güzel olacak.
Salata çeşitleri arasında da semizotu salatası yoğurtlu olarak geçer. Bunu bilmiyorsanız öğrenin. Ben bunu meze olarak yiyorum. Meze olarak değil. Meze nasıl olur biliyor musunuz? Ben size hemen söyleyeyim. Süzme yoğurtla yapılır. Bana bir şey söylemenize gerek yok. Ben neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyorum. Konuşurmuyorsunuz. Ama ben böyle mi anlaşacağız? Bir anlatsın sonra sen de söz böyle mi anlaşacağız? Evet dinliyorum. Süzme yoğurtla sarımsakla yapılır. O zaman meze olur. Koyarsın düzgün bir şekilde bol yoğurtlu. O az bir yoğurtla, yağla, baharatıyla koyulmuş bir salataydı. Porsiyonunuz gibi mi? Evet. Az. Küçük. Az zaten. Haklısınız. Tamam. Kabul ediyorsanız ne hoş. Burada yani çorbanın kırmızı olması gerekmiyor mu? Bu ne? Turuncu mu? Pembe. Sana göre. Renk körü olmadı mı? Pembe bir çorba bu. Renk körü değil de tat körü olmuş olabilirsiniz. O kadar çok tuz atarak yemeğinize. Kırmızı olması gerekiyor. Buzda da servis edilebilir. Fakat kırmızı olması lazım ve böyle pütürlü olmaz bu çorba. Süzme olur. Ben de evet buzlu süzgeçten geçirilir. Süzgeçten geçirilir ve kırmızı olur. Çok yoğun bir şekilde. Yanlış biliyorsam düzeltin. Bu daha çok domates çorbası renginde ve daha sıvı. Dolma harcına olur. Benziyor. Evet değil mi? Dolma aynen, harcına siz benziyor. Eğitim veriyordunuz ya kendinize. Eğitim verebilirim size. Buyurun. Teşekkürler. Eğitime ihtiyacım yok. Kafamıza tabakları yemeye başladık. Evet. Allah'tan dün bardak yemedi Enes Bey. Bugün biz galiba tabakları yiyeceğiz. Bugün siz bir de sağ tarafta oturuyorsunuz. Ben elinden alacağım tabağı mı o şekilde bir bırakmayı kabul edeceğim. Ya bardakları bence şuraya falan çekin. Yok elinden yoksa alacağım tabağı lütfen ya düzgün bırakın ya da. Ya abartmayın arkadaşlar daha hiçbir şey yapmadım. Ben insanına göre muamele yapabiliyorum. Ne demek o? Aferin. İrem Hanım aşçıyım diyorsunuz ama daha bir anda kullanmayı bilmiyorsunuz. Ben de demek ki seviyor beni dünden beri bir şeyler olmuş. Niye sertçe koydun o tabakları? Öyle koydum. İrem Hanım zaten salatanızda acı ezme vardı. Neden bir tane daha acı ezme yaptınız burada? Bu acı ezme mi? Evet acı ezmeden farkı neydi? Hadi afiyet olsun. Evet bilgisizlik. Tatmak zorunda mıyız ya? Ya ben de ay ne demek ya? Sen de her gün tatmak zorunda mısın? Niye geldin o zaman buraya? Hiçbir şey tatmak istemiyorsun. Otursaydın çorbası, evinde televizyonun karşısında izleseydin. Gazpacho çorbası almıştım. Bu yani, ne? Acılı ezme. Çorbadan ayrı her şeye benzemiş gerçekten. Aynen sizin ayvalar gibi katılıyorum. Aynen en azından burada. Çorbam güzeldi. Manavdan topladım ayvaları güzeldi. Getirdim iki böyle yaptım. Çorbam yaptı. Güzeldi. Bir içer miyiz önce tartışmadan? Rica edeceğim. İçer miyim? Bırak tatmak zorunda mıyım? Ne demek Enes? Yani biliyorsunuz bunu. Tatmak zorundasınız tabii ki her yemekten. En az yemekten 3 kaşık içmeniz gerekiyor. Evet. Siz bana daha önce herhalde Suayla'nın izlemediniz. Siz çok istiyorsunuz ya peçete. Ben peçete istememiştim. O yüzden size fazla koydum. Her şey fazla siz masada değildiniz galiba ben peçete istememiştim. Enes Bey'in gününde peçete dediniz. Ebru'nun gününde peçete dediniz. Efendim? Sizin mutfağınız nasıldı? Siz en azından üstünüzü değiştirdiniz. Evet gerçekten blender kullanmayı bilmiyor musunuz? Lütfen şu an bunu öğrenmiş olalım. Su alabilir miyim Allah aşkına? Evet lütfen ben de rica ediyorum. Tabii ki. Enes Bey o açıdan mutfağı görüyor muydu? Yani ben görüyorum, görmek istemezsiniz emin olun. Ay ben de bir mutfak ziyareti yapmak isterdim. Dün böyle bir koştur koştur geldiniz görmek için ama girmiş miydi senin mutfağın? Tabii. Bakabilir miyim? Tabii ki. Ben haftanın başında söylemiştim. Ebru Hanım usulca yerinize oturur musunuz? Kabul etmiyorum. Ben izin vermediğim sürece bakamazsınız. Lazım. Espri yaptım. Oturur musunuz? Bakmışsınız da. Yerinize tamam, oturur musunuz? Mutfağına kabul etmiyorum. Az önce sesten bahseden kimdir? Kendinizi biz bugün göstermek için herhalde böyle giyindiniz. Kendimi sürekli göstermek için aynen yaptınız. Gününde gösteremediniz ya o yüzden. Böyle mi yapıyorsunuz? Benim kendimi göstermek için bir çabam yok. Bana kafayı takmış olmanızı anlayamıyorum bu konuda. Senin ne konuda kafayı şık takacağım? Şık giyiniyor olmam, makyajımı, saçımı güzel yapıyor olmam sizi rahatsız ediyor. Buna mı kafamı takacağım? Evet. Yalnız bunu bu şekilde sofrayı bırakmanız hoş değil, kirli çünkü üzerinde leke ay var. Ay siz de maşallah evinizi özel ziyaret etmek istiyorum. Aa tabii ben severim misafirleri. Tamam özellikle misafir geleceğim. Gelsin İrem. Gelsin ben severim misafirleri. Özellikle geleceğim. Evet eminim. Yani ben severim. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Yok başka yok galiba. İrem sen dün Ebru'nun mutfağına girmiş miydin? Girdi. Koştur koştur evet, geldi. Girdim. Peki şimdi neden izin vermiyorsun? Ama ona haklı başına oldu. Kendi mutfağıma girmeyiz. Kimseye sokmayacağım dedim. Ha. Hatta Enes Bey'e dedim. Sokmayacaksanız kimsenin mutfağına da girmeyeceksiniz o zaman. Özellikle söyledim ben haftanın başında. Enes Bey hatta dedi ki özellikle sizi zorlayacağım dedi. Ben de özellikle sizi sokmamak için zorlayacağım. Tamam niye girdiniz? Ben dün herkesi davet ettim. Enes Bey geldi. Siz tamam, de gelmeyebilirdiniz. Tamam herkesi davet ettiğiniz için geldi. Ben davet etmiyorum Ebru Hanım. Buna karşı koyuyorsunuz da sesinizi yükseltiyorsunuz davet ya. Etmiyorum. Saygısız bir şekilde. İzin istediniz ben de vermedim. Bu kadar. Tamam. Peki. Zaten görülecek gibi bir mutfak da değildi yani. Evet afiyet olsun. Kaçtım direkt. Blender'dan geçirdiniz mi onu? Tabii ne zannınız? Çünkü geçmemiş. Zaten onun amacı bu blender. Ya bu çorbanın bu şekilde pütürlü olması gerekmiyor. Bu çorba böyle olmaz. Kaç kere yediniz acaba bu çorbanı? Hanımefendi 21 yaşındasınız. Yani? 27'me gireceğim inşallah.
Tamam. Yani aramızda dağlar kadar fark var. Zuhal Hanım bu program... Şöyle bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Ben konuşuyorum sürekli, sözümü bölmeniz gerekmiyor. Ama siz sürekli bugün de konuşacaksınız. Evet, evet ben konuşacağım çünkü ben konuşmayı seven bir insanım. Belli oluyor. Kendimi yanlış anlatmak istemem evet, size. O yüzden buraya katılıyorum. Blender kullanmayı bilmiyorsunuz. Bence öğrenin. Evet. Evet. Hiç de hoş durmuyor gözümün önünde. Daha tecrübeli oluyor. Evet, evet, evet. Çünkü ben çocuklarıma sağlıklı besinler geliyorum. Evet, çorbayı yorumlar mısın Yeliz? Evet. Çorba bu şekilde olmamalı Zuhal Hanım. Nasıl tadı? Tadı kötü, vasat. Ne şekilde olmadı? Çorbanın daha sıvı ve böyle içinde parçacıkların kalmaması gerekiyor. Buzla servis edilmiş güzel bir servis. Soğuk olması lazım zaten. Evet, soğuk çorba. Evet, soğuk çorba. Ama lezzet alamadık. Lezzet alamadım, tuz yok kesinlikle. Dediğim gibi pütürlü. Ben peki, daha fazla içmek istemiyorum. Ben bu çorbadan içtim. İçtiğim gazpaçoysa bu ne? Yani palyaço gibi bir şey olmuş. Ben size söyleyeyim açıkçası. Yani biraz sert eleştireceğim. Bu kadar enteresan bir porsiyon konmaz. Ben size onu söyleyeyim. Ve sizden öyle bu, yani. Çok sevinirim. Tabii. Kasede sunulur çorba tarzı bir bu şey. Bu ne? Bu kase değil. O zaman pes diyorum. Yani bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Dünkü sufle kabı neydi o zaman? Bir aşçı tencere olarak yemek tabağıyla kaseye yetenebiliyor musunuz bu gerçekten? Bu nedir? Yani bu bana diyorlar. Göre kase. Sana göre kase. Evet. Çukur biz yemek tabağı biliyoruz. Değil mi bu? Hayır evet, bana göre yemek tabağı. Ben böyle sunmak istedim. İçerisinde buz olduğu için. O ayrı bir şey de bu size göre kase. Bu tabakta çorbalar da var. Var tabii ki. Hayır ama şu an bu böyle bu, olmaz ama, yani. Bu aynen. Şeyi farklı, demek istediği farklı. İnanılmaz soğanlı. Evet soğan tadı geliyor ve benim boğazımı yaktı. Korkunç bir soğan var içinde. Kaç tane soğan bir koydun? Bir tane Zuhal Hanım, o da çok mi? Küçük. Nasıl korkunç, inanılmaz, sıra dışı olabiliyor acaba? Aşırı organik. Eyvah, başımıza düşecek soğan ağacı herhalde. O kadar soğanlı ki. Tatmadınız galiba. Ben gayet de tattım. Bir bakayım. Bakın. Görmedim. İrem Hanım, ben bu çorbayı soğanlı içip eşimin yanına gitsem buram buram soğan kokarım. Gitmeyin yok, o zaman yani. Ya. Gidemem zaten. Böyle bir rezillik yaşamak istemem. Nalemsi kız alırsınız. Yani. Merak ettim, pardon. Hı. Soğan baskısı nasıl? Bana gelmedi. Gayet gelmedi bile. Evet. Ya sizin damakla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Sarımsak dolu dediniz havuç taratoruna. Evet. Sarımsak yok. Sarımsaktan yenemiyor dedi. Dünyanın en az sarımsaklı taratoruydu. Bana göre sizin öyleydi ama. Damak şu anda bana göre de bu böyle değil. Kişiye kalmış bir olay. Kişiye kalmış değil. Başka o zaman şey... bir tane damak alalım, herkese o damağa takalım, o damakla mı yorulacağız? İrem Hanım tuz gibi böyle baskın şeyler tattığınca anlaşılır açıkçası. İrem Hanım siz aşçı değil misiniz? Aşçısınız değil mi? Bizim önümüze getirilecek yemeklerin tadının tuzunun gayet yerinde olması evet, gerekiyor. Evet bunun gayet bunu biliyorsunuz. Gayet ama yerinde. Bu asla... sizin bilginize dayanarak söylüyorum. Gayet iyi. Sizin gibi bir insanın önümüze getirecek bir çorba çorbanın değil asla. Çorbanın ismi neydi hatırlıyor musunuz? Gazpacho çorbası peki. Ama değil asla değil. Peki Ebru'yu da duyalım. Zuhal Hanım yani ilk görüntüsü zaten direkt midemi kaldırdı. Ay yani, çünkü tuz yok. Evet. Soğan yoğun. Tuz yok mu bu çorbada? Hiçbir şekilde yok. Var mı arkadaşlar? Hayır yok. Evet hayır. Siz yok. Tuz gölünden alıp dökmüştünüz ya. Haklısınız. Sizin pardon. Benimki tuzsuzdu ama lezzeti vardı en azından bazı şeylerin. Tam pişmişti. Hiç de lezzetsizdi. Bunlar evet. Aşırı lezzetli. Sizi konuşmuyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Benim günüm bugün. Beni konuşuyoruz. Konuşturur musunuz? Yorum yapıyorum. Ama benim günüm yani sürekli sizin günüm. Ben çorbayı yorumlayabilir miyim? Rica evet. Ediyorum sizden. Tabii. Ev sahibimiz. Galiba sanırım ezmenin kalan malzemelerini son dakika çorbaya evet, çevirdiniz. Evet. Çünkü buram buram ezme tadı alıyor. Tabii. O zaman ezmede ne tadı alacaksınız? Ve hava biraz daha serin. Bence bu çorba için çok yanlış bir seçim yapmışsınız. Daha yazın ortasına geçmedik. Evet. Soğuk çorba ne alaka? Evet. Alev alacak bence. Ya bugün burası. İçiniz soğuklaşsın istedim. Alev mi alacak? Evet. Yakmayı mı düşünüyorsunuz bizi? Sizi yemeklerinizle yaksaydınız keşke. Ben yemeklerime gayet açtınca yaktım. Ya. Evet. Var acılı ezme Ali Nazik falan. Evet peki. Ama bugün sürekli acılı yiyeceğiz biz. Ben çorbaya yorum yapmak istiyorum. Ha evet seninkini almadık pardon. Çok affedersiniz. Bu blend edilmiş bir çorba değil bu. Evet iyice kurcaladı. Öncelikle çalışması pardon bir tane şey oldu. Konuşuyorum lütfen. Bu gazpacho çorbası değil. Ne çorbası bu? Gazpacho çorbası bir kere bu şekilde olmaz. Blend edilir, süzgeçten geçilir, kıpkırmızı olur, acı pürüzsüz olur. Ve renk. Ve ekmek falan vardı sanırım. Bunun yanında. Var mıydı? Hayır ekmek yok. Menüde yok. Kızarmış ekmek olur yalnız. Hayır. Normal servisinde kızarmış ekmek verilir. Ben koymamıştım. Koymamışsınız. Herhalde beceremeyeceğinizi düşündünüz. En azından sizin bunu da bu ekmeğini kesip de üstüne koymadım. Bugün benim günüm dediniz. O zaman sizin gününüzü konuşalım. Bu gazpacho çorbası değil. Ne çorbası bu? Neye benzettiğini öyle de oynamazsınız yemeklerle. Bir kere tadına bakıp kaşıyın. Neye benzettiğini söylemek koyarsınız. İstemiyorum. Hakaret. Söyleme. Evet eline sağlık diyelim. Bu tabaklar yeterli mi? Evet şu an. Peki karides güveç gelecekti galiba.
bize bir gazpacho çorbası getirdi. Gazpacho'ya gazpacho demesi bin şahit ister. Şu 80 milyon ülkeden bir tane insanı çıkartın, bana onun gazpacho olduğunu kanıtlasın. Onun elini öpeceğim gerçekten. Bildiğiniz püre yedik. Bu bir çorba değildi. Asla kabul etmiyorum onun bir çorba olduğunu. Gazpacho çorbası çok kötüydü. İçilecek gibi değildi. İnanılmaz soğanlıydı. Ben o çorbanın orijinal halini yedim. Çok daha domatesli, çok daha yoğun. Kesinlikle çok kötü olmuş bir çorbaydı. Gazpacho çorbası önüme geldiğinde şok oldum. Neye benzediğini söylemek istemiyorum. Terbiyem el vermiyor. İrem Hanım gibi terbiyesiz değilim. Becerememiş, uzaktan eğitimli 6 ayda aşçı olduğunu her tabağında belli etti. Evet, şimdi ara yemekte bir karides güveç miydi? Evet, başka ne vardı? Kayseri yağlaması. Ve karides yanında güveç. Yanında karides güveç. Bir de... Humus, pastırmalı humus. Au. Bir de sushi ekleseydi. Galiba size dünya mutfağını yanlış öğretmişler. Her yerden var. İspanya var, Amerika var, Japonya var, Kayseri var, Türkiye. Yani 6 ayda uzaktan öğrenilmiş olması. Uzaktan eğitimle böyle oluyor demek ki. Sizin menüniz var mıydı? Neydi o? Uzaktan eğitimle aşçı olmuşumdur. Evet. Ebru Hanım, sizin size daha ayva pişirmeyi öğretememişler. Bu kadar şıkta kendinize kastmayalım. Ayva pişirme oranını ayarlayamamak çok büyük problem değil. Ben aşçıyım diye kendimi savunmadım. Çok büyük ben problem. Ben aşçıyım diye savunmadım ama. Bir problem tane... değil mi? Eğer aşçıyım deseydim. Ayvalı kebapta ayvalı pişirmeyi problem değil yani mi? Yani hepsinin çiğ olmasındansa ya da... Nereden biliyorsunuz bu yemeğin görüntü içi olduğunu? Görüntü olarak en azından güzeldi. Şimdi kısmen... içi güzeldi. Kısmen güzeldi. Bari bir el açması yapsaydınız. Ebru Hanım da görseydik. Öyle de pişmemiş kıtır kıtır ayvaları manavdan toplayıp getirmeseydik. Bence de. Ben burada İrem Hanım'a katılıyorum. Siz İrem Hanım'dan yaşça büyüksünüz. El açması konusunu açmayın. Bir saniye ben konuşmak yaşla istiyorum. Yaşla mı el açabiliyorsunuz? Hayır. Siz İrem Hanım'dan yaşça büyüksünüz. Sizden 21 yaşında, şey yaramadı. 21 yaşında el açması var. En azından dediğim gibi risk sizden almış. Sizden şimdi bir işe yaramadı ama... Yaş... Ama ben konuşuyorum hanımefendi. Siz beni bölüyorsunuz. Tamam. Benim konuşmama izin vermiyorsunuz. 21 yaşında el açması yapıp risk almış. Siz onu bile yapmadınız. Üstelik 10 dakikadan fazla bir süre bırakıp mutfağı temizlediniz. Ben biz buraya temizlik ama. Yarışmasına değil, ben yemek yarışmasına beni değerlendiriyorsunuz. Evet. Bu da yaş mı problemi evet. Şu anda? Yaşla yemek açmanın teşekkür el açmanın ederim. Ne ilgisi var? İki tane açtınız. İkisi bu arada Yelis Hanım sizi gerçekten tebrik dinler ediyorum. Misiniz? Teşekkür ederim. El açması yaptığınız Yelis için Hanım. Tebrik ediyorum. Osman, benimle konuşuyorsunuz ya dinler misiniz? Bakacağız tadına bakacağım yağlamadan ben. Riskine dolayı riskinden dolayı beni söyledim. Beni duyuyor musunuz evet. Acaba? Şimdi Kayseri yağlaması başlı başına aha. Çok da güzeldir. Saygısız. Fakat şimdi kıymasıyla, yağıyla, hamuruyla gayet de yeterlidir. Tek başına keşke Kayseri yağlaması. Karides güveç nereden çıkmış? Kim soktu senin aklına? Sen menüyü tek başına mı karar verdin? Hayır Zuhal Hanım, tek başıma karar vermedim. Belli. Kimler karıştı bu işe? Umarım aklı başında normalde, biri değil. Evet, normalde bunu yerim. Ana yemek olan bile evet, var. Ne gerek var yanında karidese humusa humus hem de pastırmalı humus. Bence İrem Hanım'ın Türkiye'nin her yerinde bir arkadaşı var. Hepsiyle birlikte karar vermiş. Yani kafan karışmış herhalde. Hepsini topladık. Yağlama zaten çok yani vakit alan ve güzel yapıldığında da çok gerçekten şahane lezzetli. Ve bence evet, ara sıcakla evet. Yağlama yani tamamen bir ana yemek. Bizde ara sıcak olarak getiren de oldu. Olabilir ama gerçekten yanında... de ana yemek olarak da verilir tabii evet. Ki yenir yani. Özel hiçbiriniz onu yemeğe giderler. Hiçbiriniz el açması yapmadınız da bu kadar çok kendinizi kıskanıp da şey Yeliz Hanım yaptı. Ya. Lütfen İrem Hanım. Lütfen bir Google'i çorbamız var. Neticede ben yapıp o da olmamıştı şey yapamadınız. Neticede ben yaptım. Benim yetiştirdim ve yemedik. Yanımıza getirdim. Siz perşembe günündeyiz. Hala pazartesi gününün menüsünü konuşuyorsunuz. Lütfen benim menümü değil buraya gelen yemeği konuşalım. Yemeklerinizin vasatlığı ben bunu kabul ettim beyefendi. Tekrar yani aynı şeyi söylemek. Kabul etmeseniz anormal olurdu artık. Kendimi kapağın gibi hissediyorum. Bu şekilde yapmayın zaten lütfen. Genelde aynı şeyleri söylüyorsunuz. Evet o zaman susun. Bence de. Bunu size sormayacağım. Bana soracaksınız. El açması. Bitmeyen el açması. Evet lütfen. Sürekli bunu konuşuyoruz. Ben neden açmamışım mesela değil mi? Evet. Niye açmadınız evet. El açması? Ama ben İrem Hanım'ı sizi kıyasladım hanımefendi. Niye kıyaslıyorsunuz? Çünkü o yaptı siz yapmadınız. Sizin ne, menünüz, ne ilgisi var? Bunu kabul edin. Menüsü biliyor muydunuz? Sizin menünüz gerçekten çok basit bir menüydü. Basit. Evet basit. İşlem yoktu. Uğraşmak yoktu. Hayır yoktu. Asla yoktu. Asla yoktu. Siz açtınız çok güzel yaptınız. Keşke siz de açmasaydınız. Evet. Ben çok yanlış bir menü seçtiğimi düşünüyorum. Size keşke sizin menülerinizi daha önceden bilseydim, ona göre yapsaydım. Bir şey merak ediyorum. Tabii daha İrem'in yemeklerini yiyeceğiz de sen varsın yarın. Şimdiye kadar ben çok parlak bir performans, çok üzüldüm ama hiçbirinizden göremedim. Gerçekten bu hafta kim birinci olacak ve kim gerçekten iyi yemek yapacak merak içerisindeyim. Ve yani çok da üzgünüm, çok da şaşkınım. Yani heyecanınıza mı yenik düştünüz? Aşırı özgüven de hata yaptırır insana. Çok biliyorum ben nasıl olsa yaparım diye hiçbir hazırlık yapmadan... Prova yapmadan, bir demosunu çalışmadan gelmek de
hata yaptırır. Evet. Burada plansız programsız girişmek de hatadır. Bence zaten en büyük hata menülerinizi oluştururken yapmışsınız. Ana yemeklerinizdeki çok majör hatalarınız vardı. Bunları üstelik sizi burada uyaran, yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarımız, ekibimiz var. Ne oldu da böyle oldu? Mutfaklarınızı izleyeceğim yemek yaparken, çok merak ediyorum. Ben bu hafta tam anlamıyla her şeyle olan bir yemek hatırlamıyorum. Ne olur yanlışsam düzeltmeni. Var mıydı? Kimin menüsünde vardı? Hayır. Hani tatlısı, evet tatlı abi, evet, harika. Bu, yani şimdi hakkını verelim. Bu dediğimiz bir şey. Yani çorba. Vallahi muhteşem bir çorba içtik. Veya ana yemek, veya ara yemek. Ne oluyor anlamıyorum yani. Bu arada mutfakta ne oluyor İrem? Hiçbir şey Zuhal Hanım. Bir sesler geliyor da. Yağlamaları görüyorum. En az bunda bir 3-4 kat bekliyoruz ama değil mi? 5 kat Zuhal Hanım. Ben görüyorum burada var. Kat. Güzel, güzel. Da biz onu nasıl karidesle yan yana yiyeceğiz? Mideme düşüneyim. Yani o etli, kırmızı etli, diğeri deniz ürünü. Bir de Ali Nazik var üstüne. Bir de Ali Nazik var üstüne. Bir de humus. Ben bence şimdiden soda isteyeyim. Mide fesadı. Verirse bugün size ona katılıyorum, ben de istiyorum. İsterseniz de o verir mi bilemem. Zuhal Hanım. Su gelmedi, su demiştiniz ama yani normal içiyorum. Hayır. Sadece bana doldurdu ve... Bana doldurdu. Ya, ama başka su içmek isteyen var mı diye sordu. Ama sordu. Sordu ben. Sordu. Doldurduktan sonra ben duymadım. Hayır hayır. Sordu sordu. Başka su içmek isteyen var mı dedi. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum sözünüze istinaden. Ben bir Karadeniz olarak sürekli yaptığım bir tatlıyı bile kamera heyecanından ve yanlış sistematik problemlerden dolayı... Çok kötü yaptım. Yapamadım. Gerçekten yapamadım. Çok kötü yaptım. İçinde muhallebisi bile yoktu. Eve gidince kendime güldüm. Gerçekten. Biz de güldük size. Ya ha, ama gülünecek bir durumdu evet, gerçekten. Çok güldük bayağı. Tamam, ne altını çiziyorsun? Kız kendi söylüyor ya zaten. Ya hayır, ben bunu kabul Allah ediyorum. Allah, sizin zorunuza giden evet, mi? Evet çok kötüydü. Evet hazırlıyorum. Şöyle bir şey mi Allah acaba? Allah. Çok özür dilerim. Sizin zorunuza giden menünüzü yaptığınız halde lezzetsiz olmadı mı? Yo yani, lezzetsiz olduğunu gayet düşünmüyorum. Gayet lezzetsizdi. En yani azından önümüze yakmadım. Kaşıkla kırdığımız, bu şekilde bir ses çıkardığımız tatlı getirdiniz. Lütfen ya konuşmayın siz fazla. Sizinki de aynı gerçekten şekildeydi. Kendi kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Sizin menünüz teşekkür. Yani kesinlikle. Benim menümde bu şekilde bir yemek yok. Önce yağlama geldi. Sizin böyle sıra sıra mı gelecek? O kadar çok kalabalık ki sizin gibi tek çeşitim olmadığı için. Ya her şey var. 10 çeşit zorunluluk olduğunu bilmiyorduk biz ama biz. Tek çeşit ben yapsaydınız şu an gördüm onda de, bari o kıyafetleri yakmasaydınız. Ben buna kanaat getiremedim neyse. İrem Hanım, kıyafetinizi çok düşündünüz mü karşılama için? Kaliteden sizi ilgilendirmez, gelmiş. Herkesin beni kendi kıyafetleri. Biraz daha şık evet olabilirdiniz. Hani böyle günlük mutfaktan çıkmış direkt buraya gelmiş gibisiniz de. Siz niye benim kıyafetime laf ediyorsunuz? Siz benim kıyafetime laf ediyorsunuz ya, kendinizi gösteriyorsunuz diye. Ben de etmek istedim. Moda rahatsız yarışması oldu mı? Evet, moda yarışması. Yanlış yerdeyiz. O zaman pijamayla gelelim. Zaten öyle yapmışsınız. Dün mesela... Bu pijama mı Enes Bey? Enes Bey. Pijama, pijama değil mı? Bir gün önce benden Zeyno önce desen, daha pantolum şıktı yani önlüğünüz. Benim yani değiştiremediğim üstüm bile daha şıktı. Yani, daha mı şıktı? Ufak ceketim daha en azından şıktı. Evet. Aşçı yani. En azından aşçı ceketimi giydi. Ben katılıyorum ona. Neye katılıyorsun? Yani önlüklü hali bile şu anki karşılamada... Çok şıktı. Evet, öyle çok çok yani şıktı. Yani şu an... Biz sizin hakkınızı yemişiz gerçekten. Ben sizde hiçbir vizyon görmüyorum. Ne sofranızda, ne yemeklerinizde, ne üstünüzde... Siz o pişiremediğiniz ayvayı mı konuşacaksınız? Ayvayı mı savunacaksınız? Siz gidin Allah... Sadece ayva mı? Ayva. Konuşacağınız sadece tek şey ayva olur. Haftanın benim en fiyaskosu ayva. Aynen. Fiyasko. Ayva, ayva, ayva. Ben 6 ay önce bir doğum yaptım. Bundan dolayı kilo problemim var benim. Kıyafetlerim olmuyor. Şöyle bir şey var. Bu yüzden bu yarışmadan dolayı yani yanlış ne anlamayın beni. Yanlış anlamayın beni. Ben yeniden gardırop doldurdum. Ama benim yaptığım özene karşı bu özensizlik gerçekten çok kötü bir durum yani. Ben hiç hoş karşılamadım İlk açıkçası. İlk gün siz de giyinemediniz. Ama ben giyinemedim. Giyinsem gayet şık gelecek. Siz acaba o kırmızı yani pis önlüklerinizle laf etmeyip de Yeliz Hanım tutup da benim bunu mu İspanyolunu en azından, da laf ediyorsunuz? En azından benim üstündeki bluz bile sizin üstünüzdekinden daha şıktı. Hiç de şık değil. Şıktı. Şıktı. Gerçekten şıktı. Bir de demin tabakları alırken gördüm. Tırnakları uzundu. İnşallah eldiven kullanmıştı. Tırnakları çok uzundu ve içim çok kirliydi. Uzun. Ne? Çok kirliydi içim. İnşallah, inşallah eldiven kullanmıştır. Eldiven kullandı mı? Lütfen. Gürbüz? Bazı yerlerde kullandı, bazı yerlerde kullanmadı. Yani daha fazla bir şey yemeden öğrenelim bence. Ben şunu merak ediyorum. Hamuru yaparken eldiven kullanıldı mı? Kullanıldı mı? Hamuru yaparken kullanmadı. Tırnaklarına bakabilir miyiz geldiğinde? Tırnakları uzun. Ben hiç tırnaklarına dikkat etmiyorum. Uzun mu ya tırnak? Tırnakları ojesiz. Keşke bugün manikür malzemelerimi getirseymişim. Ojesizmiş tırnakları. Gayet de kısa Zuhal Hanım. Ben lütfen bir de bir görsek. Mı? Bir bakalım mı lütfen? Ben kaç gündür bunu düşünüyorum. Çünkü bazılarımız hassas bu konuda. Ben hiç evet dikkat etmedim. Bakayım. Hemen gösteriyorum. Ama ojesi yok. Yok hayır Zuhal Hanım. Bu uzun tırnak mı? Biraz. Kısa tırnak mı?
Kısa mı oluyor? Sizin uzun kısa anlayışınız nasıl? Benim kısa anlayışım. Ha, evet. Buyurun, afiyet olsun. Ay çok kötü tırnakları ya. Yemek zorundayız ne yazık ki. Ay gerçekten mi? Senin önlüğünden de mi daha kötü? Aman Allah'ım! Çok Allah çok kötüymüş. Sakin olur musunuz? Kulağınız mı oluyor? Gerçekten kulağım gitti. Herhalde bu şey. Yağlamalarınızı yiyin. Nerenin yöresini? Kayseri miydi? Kayseri. Kayseri yağlamaması olmuş. Yağlamamış. Yağlamamış, evet. Yağlamaması. Keşke tabakları silip öyle getirseydiniz. Ya tırnağını kestirmiş hanımefendiden tabak silmesini bekliyoruz. Ben bunu beklemek çok büyük bir iş. Evet haklısınız. Bu hamurları pide mi kullandınız acaba? Hazır pide. O hiç anlayamadım. Hazır gibi durmuyor. Normalde yufka gibi olması lazım. O ne? Patlar gibi mi? Ben bunu pide gibi görüyorum şu an. Ama çiğ değil ağzını tıkır tıkır etmez. Ayva gibi. Kalın mı buldun Ebru? Çok kalın. Normalde yağlamamış gibi olmaz. Lahmacun gibi biraz daha ince olur. Bendeki de öyleydi bir tanesi. Bazıları öyle ama yanmışlar evet, da var. Evet yanmış aralarda. Bazıları da. Tavada fazla unutmuş. İrem Hanım yanlışları neden alta koydunuz? Görmeyelim diye mi? Ne çok... alakası var? Öyle görüyorum. Yanmış. An... Eğer onu koyayım yanmadı o bir kere. Çünkü bu yemek yenilecek bir yemek değil. Ya yanık yemek. Sizin yani. O mide rahatsızlığım oldum o gece. Ben senin o çiğ çiğ etini yedim. Sen şu güzelim yağlamayı mı yiyemiyorsun? Ufakça tadına bakabilirdiniz. Güzelim derken? Güzelim mi? Kömür gibi et yedik biz o gün ya. Sen neye savunuyorsun? Şöyle sen zaten tamamen piyasa. Tadına bakma yeter mi? Yok. Bir şey soracağım. Tırnakları niye kesmedin veya neden eldiven kullanmadın İrem? Yağlamayı yaparken hamuru düşündüğümde eldiven kullandım zannettim. Çünkü elime batırmam gerekiyor. En bat yani kullanman gereken yer. Yani tırnaklarını mı batırdın? Tırnakların kesik olsaydı tabii ki yani ellerini yıkadıktan sonra yapabilirsin. Bana göre hani, tırnakların uzun. Tamam ojesi olması iyi de tırnakların uzunken en azından eldiven taksaydın bu yağlamanın hamurunda. Yani hijyen kuralları sıfır her şey. Anca sizi böyle kahve alıyorum. Sizi çok ses güzel gelmiyor. Yetiştirmişler. Keşke birebir eğitim alsaydım. Ses uzaktan gelmiyor. Keşke. Duyamıyorum. Bu kadar oluyor belki. Duyamıyorum. Dünya mutfağını birbirine karıştırmayı bile öğretememişler ay, size. Ay sinek mi vızıldıyor? Çok sinek ayıp mi? Duyamıyorum. İrem, nasıl bir saygısızlık İrem bu? Lütfen. Sen benim mesleğime saygısızlık yaparsan ben de sana saygısızlık sen yaparım. Sen diye hitap edemezsin bana. Siz diyebilirsiniz bir. İkincisi siz benim mesleğimi yargılıyorsunuz ya kendini mi göstermeye geldim? Solist misin? O sese git. Ben yemek sizin mesleğiniz hakkında hiçbir şey demedim. Yemek konuşuyorsam o zaman aşçıyım demeyin. Ben ev hanımıyım deyin. Niye ev hanımıyım deyin? Ben aşçıyım arkadaşım. Niye ev hanımı diyeceksin? Ev hanımı nişanlı. Olacak. Allah yardım etsin. O da atılmazsa. Lütfen nişan sonra. Konusuna girmeyelim. 1,5 saat konuşuyoruz. Aa, sonra bardaklar. Bugün nişanlısı geldi Zuhal Hanım. Ha, nişanlısı gelmiş bugün. Aa, nişanlın mı geldi? Evet nişanlım geldi. Göremedik. Adı neydi? Ali. Ali selamlar buradan. Nasıldı nişanlısı Gürbüz? Zuhal Hanım neler oldu neler? Ya neler oldu kaçırdık. Ay, hangi birinden başlasam ki? Ne diyorsun ne yaşamış olabilirsiniz 2,5 saat şurada yemek yaparken ya? Ayrı bir program konusu Zuhal Hanım. Ne diyorsun? Açıldı mı şey meseleler? Neler açıldı neler? Ya. Ali ailesiyle görüşmüyor. Söylemiştim. Annesi babasını sevmiyor. Kimin annesi? İrem'in annesi. Kim anlattı bunu ya? Boşanmışlar ama aynı evde yaşıyorlarmış. Niye paylaştı bunları sizin? Ali ailesini terk etmiş. 3 dizi 2 film çıkar buradan. Ali ailesini engellemiş. Aa. Ali ile sosyal medyadan tanışmışlar. Tanıştıklarının ikinci günü evlenmeye karar vermişler. Sen magazin programına başla, sen tamamsın. Ay tam bir olay. Zuhal Hanım, şey kendimi iyi hissetmiyorum. Bir su alabilir miyim lütfen? Daha bombası var. Daha bombası varmış, durun. Ay buna hazır mıyız bilmiyorum bu kadarına. Ali'ye aşık değilmiş ama aralarında bir sevgi varmış. Aşık olmak zorunda mıyım Zuhal Hanım? Seviyorum sadece, kendisi de biliyorum. Doğru mantıklı yani evlenecekseniz aşık olmak zorunda. İlla ki mantık evliliği yapanlar ne oluyor? Herkes aşk evliliği mi yapmak zorunda? E sen şimdi bu aşık olmadığın adam için bütün aileyi mahalleyi sildiniz. Ben aşık de büyük kıvılcım aşk. Aşık de Zuhal Hanım yani seviyorum ama ben kolay kolay aşık. Ben kimseye aşık olmam. Ya özel hayatınızı niye bu kadar ortaya döküyorsunuz? Dinlemek zorunda değiliz. Bir saniye dur. O zaman yolunda yapmıştık heyecanla. Ben sana anlatmadım onları. Ali'den önce de nişanlısı tarafından aldatıldığı için nişanı atmak zorunda kalmış. 21 yaşında ve bunları mı yaşıyor? Bravo İrem Hanım. Gerçekten kat epey bir yol sarf etmişsiniz. Yağlama 21 yaşında. Gibi. Evet yağlama gibi ama yağlamasız. İnsanlık hali herkes her şeyi yaşayabilir. Olabilir canım. Olabilir. Bize ne? Ve benim hayatımı sorgulayamazsın. Yok. O zaman burada ortaya açmayın. Bize malzeme veriyorsunuz evet, ama. Bahsini biz bunları nereden biliyoruz? Bahi gelmedi 21 yaşında bunu mu yaşamış, bunu mu ama yaşamış ama malzeme veriyorsunuz İrem Hanım. Bu sizin hatanız.
Sizi ilgilendirmez. Doğal Hanım, rica etsem ben bir kalkıp su alabilir miyim? Ben getiririm, kalkmanıza gerek yok. Da. Çünkü öleceğim yani, burada su vermemek de nedir yani? Efendim dur, Gürbüz'ün diyecekleri bitmedi. Çok mutlu Ali bugün. Ali aldığı 25 bin lirayı da İrem'e veriyormuş. İrem de bütün parayı harcıyor. Hangi 25 bin TL'yi? Maaşını Zuhal Hanım. O zaman maaşını sana mı veriyor maaşını? Tabii Ali? Bana veriyor. O zaman niye? Yağlamayı Ali çıkmış bence. Niye sana veriyor ya? Bana vermek zorunda, o yüzden bana veriyor. Sana vermek zorunda. Tabii. Sen değilsin ama Ali bence sana çok aşık. Ben de su alabilir miyim? Evet, bana çok aşık. İremciğim, hayatım, sana buradan bir abla tavsiyesi. Bundan sonra özelini hiç kimseye paylaşma. Hatta bu tarz yarışma programlarına katılacaksan hiçbir şekilde paylaşma. Çünkü milyonlar izleyecek. Çok fazla izlenme olan bir programdasın sen şu an, farkında mısın? Yayınlandığı zaman tüm Türkiye izleyecek. Bizim konuşmamız mı zoruna gitti? Sana başarılar diliyorum. 21 yaşında bir genç kız için ailesini bu kadar ekranların önünde kötülemesi gerçekten çok kötü bir durum. Ben şahsen öyle bir evlat sahibi asla olmak istemem. Özellikle de kayınvalidesine çok üzülüyorum onun. 25 bin lira parasını alıyormuş ve tutup o insan evladının annesine hunharca, ağza alınmayacak kelimeler TV karşısında hoş değil bence. Sürekli aile içi problemlerinin davet masasına açılması, bize malzeme vermesi ve bunun karşısında üzülmesi gerçekten hani iç acıcı bir durum değil yani. İçecek olarak bir soda alabilir miyim size? Soda almadım. Gazlı içeceğim var. İstersen neden? Alabilirim. Ben 3 gündür sürekli soda istiyorum. Evet. Soda bunu biliyorsunuz. Bunu bilerekten bildiğiniz almadım. Halde. Bilerekten almadım. Evet. Bunu bildiğiniz halde mi? Bilerek aldım. Bilerek aldım. Böyle bir şey yapamazsınız. Bilerek. Çünkü ben bir Ferhat Bey'e söz vermiştim soda alacağım. Ne Ferhat Bey'e aldım? İrem Hanım soda alacağım. Evet. Size bir zeytin dalı geldi. Neden acaba? Ben sürekli şoktayım. İrem Hanım'ın... Bak tabağı bugün çok kibarca şey gitti. Biraz sonrası için mi acaba? Bir tane soda aldın, o da Ferhat'a mı? Evet. Bir tane aldım, o da Ferhat Bey'e. İşte günün şanslısı yine benim. Ferhat, seviliyorsun. Seviliyorum. Sevilen adamsın. Sevilen adamım. Bir gelsin göreceğim sevilmeyi. Yoruma ne zaman başlayalım? Oh, hangisinin? Hangi mevzunun? Sen biraz asi misin İrem? Asi. Ben evet, bardaklardan fazlasıyla zorladım. Bardak yüzü babanın sana dava açması lazım. Adama bardak fırlattıysan tövbe estağfurullah. Yok açmadı valla. Sağ olsun, hala beni seviyormuş demek ki dava açtığına göre. Evlat tabii. Ne oldu Yeliz? What's going on? Ben balık ürünü sevmiyorum. Balık mı? Hangisi balık ürünü? Balık, deniz ürünü, özür dilerim. Deniz, ne deniz ürünü? Et ürünü. Humus bu, pastırma. Karıştı. Et. Ay, her şey karıştı. Alın buyurun, belki bunu seversiniz. Hah, deniz ürünü geldi. Bu deniz ürünü çok mutlu. Ay, özür dilerim ya. Bunu yedi, diyor ki ben deniz ürünü sevmiyorum. Evet. O kadar hastalığı yok Zuhal Hanım. Kayseri'den Japonya. Pardon, et ürünü sevmiyorum ya ben Zuhal Hanım. Pastırmayı görünce. Şaka gibi gerçekten. Ne oldu bu karidesi? Niye bu kadar az yaptın? Çok ara yemeğim ağır olduğu için. Mantıklı. Çok kötü hissediyorum. Efendim? Zaten bir hissedemezsin ki sen bugün. Kendi gününden... Senli benli konuşmasanız. Siz. Ha, bunu da yiyin, daha beter hissedin. Bayılın bu sofrada da. İyi burada, gol oynarsınız. İyi takipçi kasarsınız bir de bayılırsanız. Niye bu kadar gerginsin tatlım? Ne oldu? Beceremediği için herhalde sinirlenmiş. Hayır, yetiştirmiş yani yemeklerini sonuçta. Hayır Doğan Hanım, gergin değilim tabii ki. Değil misin? Hayır değilim. Allah Allah. Soda istemiştim ama ne yazık ki. Soda yok maalesef. Evet. Gazlı yarım yarım böl bari Ferhat'ta. Bunu sizin misafirperverliğinize veriyorum. Ben paylaşmaktan yanayım. Eğer sizin için bir manisi yoksa paylaşabilirim. Yok, isterseniz yarı yarıya bölebiliriz tabii. İster misin? Yani evet, lütfen. Ay, ay niye almıyorsun özellikle Yeliz'e soda? Bütçeniz ben anlamadım. Niye bütçem yetmez? Gerçekten öyle mi oldu market? Markette sadece Ferhat'a soda aldım. Neden almadın Yeliz'e? Ne yaptı sana Yeliz? Öyle. Sürekli otur kalk otur kalk yaptığı için aldım. Sade, ayırt edebilir misiniz demiştiniz ya, ayırt etmişim demek ki. Sade istemiştiniz. Özellikle sade aldım. Bana laf sokmak için ekstra almış. Meyveli, ben meyveli, meyveli. Ben meyveliyi de sadeyi ayırt edebilir misiniz dedim diye ispat yapmış. Yok, başarılı. Başka içecek isteyen var mı? Tebrik ederim. Yok canım, sağ ol. Afiyet. Sebebi varmış. Sevinmiştim Zuhal. Hadi gel artık, yarınlara başlayalım. Keşke ben evden gelirken soda getirseymiş. Ama yok, yarın getireceğim ben de, ne olur ne olmaz. Yok Ferhat. Hemen bir koli getireceğim. Ferhat Bey yapmaz diye düşünüyorum. Ben mesajı aldım, alırım yani. Evet, yemeklere dönelim. Ebru, hem yağlamayı hem humusu hem de karidesi yedin değil mi? Tattın. Evet, hepsini tattım zaten. Başla yağlamadan anlat. Yağlama bize. Normalde biraz daha ince bir hamurla olur ve biraz daha ıslak kıvamda olur. Bu ne? Bunu bu şekilde sararak yersin. Bu sarma gibi bir şey değil ve yanmış. O ne oluyor gösterebilirim. Şimdi? Sarılmıyor. Bakın, tutamıyorum. Nasıl? Biraz daha... Artık böyle gerçekten bilerek isteği yapıyor. Böyle
çok bir şekilde soruyor. Şey söyleyeceğim. Sarmadım ama misiniz? Bu kadar da oynamayın Allah aşkına. Oynamak ya. Mı? Bu oynamak mı? Yaptığım şey mi oynamayın ya. Bana? Sürekli yaptığım ve yediğim herkesin bayıldığı şeyden bahsediyorum. Ya siz bir ayva bak, pişiremiyorsunuz. Ayva mı? Ayvamı nasıl yapacaksınız? Ayvanın pişirme oranına niye bu kadar takıldınız? Kıtır kıtır ayva. Sizin yemeğinizi değerlendiriyorum şu anda burada. Farkında mısınız? Sesinizi bir ayarlayın. Ayvayı yapamayan bunu hiç yapamaz. Sesinizi bir ayarlayın. Ama gelin bir gün dinleyelim yarışmacıyı. Şey Ebru Hanım ben sardım. Nasıl sardınız? Normalde. Ben de sardım. Ben de şöyle alıp bile isterim. Ben de bana küçük verilmiş. Bakın. Aa, asla. Alakası yok. Bıçak kullanmayı bilen her insan bunu sarabilir. Bir dakika tamam bu. Hadi al. İşte sardınız. Tamam evet, sardım ama normal şartlarda biraz daha büyük kesilmesi lazım servis edilirken. Öyle bir şart yok. Al bunu komple yanmış yanıkları aralara koyup gizlemişsiniz ama niye maalesef yanık tadını benim buram buram alıyorum. Bir dakika bir saniye mi peki oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Kapıdan içeri girdiğimizde bütün yarışmacıdan yanık kokusu geldi bize. Bir şey yanmış mı diye sordum. Bunu ilk başta yaptım Zuhal Hanım. Bu yanmadı değil mi? Asla yanmadı. Gürbüz'e de sorabilirsiniz eğer bu yanmış mı yanmamış mı. Neyse diye. Ben karidese geçiyorum. Karides çok tuzlu olmuş az pişmiş. Biraz daha pişebilirdi. Kardeşin canı ne diyorsun? Ne kadar dar pişti. Dinliyor musunuz? Bunu da dondurulmuş, şoklanmış almışsınız zaten. Hazır, tabii ki de hazır aldım. Normal belki balıkçılardan alabilirsiniz. Niye balık? O kadar hamur yoğurdum, hamur çok, açtım. Siz de ayva pişiremediniz. Bir de tuzlu karides var. Tamam mı? Ben burada de bu ayvayı konuşuyoruz. Sizin yemeğinizi konuşuyorum. Ayvaya kilitlerim evet, artık ayvayı bırakalım. Ya. Evet. Yani sizin şeyiniz bu mu yani? Ama niye siz sürekli bana el açması diyorsunuz? Siz konuştuğunuz için. Ama siz söylüyorsunuz. Ama siz dile getiriyorsunuz. Peki. Lütfen rica evet, devam et. Humusla. Doktor hazır mı aldınız, konserve mi kullandınız? Kendim açladım. Kendiniz haşladınız. Keşke biraz daha haşlasaydınız. Çok sert olmuş. Pastırma da üzerine çok fazla iri şekilde doğranmış. Belki biraz daha ince kıyılmış bir şekilde pişirip doğrayıp koyabilirdiniz. Bence üçü birlikte çok uyumsuz olmuş. Beğenmedim maalesef. Peki Ferhat? Zaten hiçbirinizi beğeneceğini düşünmüyordum. Oynamaya devam edebilirsiniz. Olsaydı emin olun yorumlarımda da söylerdim ama. Evet. Olmamış mı? Ebru Hanım'a katılıyorum. Uyumsuzlukla bir başlayayım. Aşırı uyumsuz. Ben Antakya'da okudum üniversiteyi. Ha. Hayatım humus yemekle geçti. Çok güzel yapıyorlar orada. Ay bunun da hayatı her şeyle geçmiş. Tamam. Hayat geçer, ne geniş bir hayatımız bu, var. Ya. Hani gerçekten. 4 yıl okuyunca ister istemez yiyorsunuz ya. Orada da diyelim. Evet evet biraz da evet saygıya davet ediyorum. O kadar üzülüyorum ki Hatay'a gitmiştik. Evet, evet evet maalesef maalesef. Çok acı. Yani hiç oralara hiç şimdi girmeyeyim. Yarın zaten bir şekilde bahsedeceğim onunla da ilgili. Diyeceğim şu humus değil. Bu bir humus değil. Yani ay. Bu... Eğer bizim yediklerimiz humussa bu bambaşka bir şey. Bugün de ezberlemiş cümle, bir cümle. Önceki yok, yemekte de aynı söyleyeyim. Cümle. Bu yediğimiz tamam, gazete bu söyleyeyim yani. Hayır, hep böyle mi olacak diyaloglarımız? Evet, bu şekilde olacak. Yok, bu şekilde olmasın ama sizi saygıya davet edeyim. Ben gayet saygılı davranıyorum. Sözümü kesmeyin, ben söylüyorum. Yanık yok dediğiniz öyle, ben size bir göstermek istiyorum. Hani bende mi bir sıkıntı var? Bende de var. Bende de var. Yani şu yanık değilse, hani yanık olmayan nedir? Yağlama bu olmaz. Yağlamayı sardığınızda yağların akması lazım. Adı üstünde. Evet. Ve böyle donmaması lazım. Niye koymadı? Lazım. Bu böyle yağ ıslak, akar. Islak olur. Tabii tam bunun iki katı yağ. Evet. Niye yağ koymadı? Aslında çok yağ koydum ama işte zamandan dolayı ne o ilk başta yaptım. Yağ koymanın zamanla ne alakası var? Hamurları böyle. Çok kalın olduğu için ben de çekmiş. Bu hamura kalın diyemezsiniz size. Bu hamur. Buna kalın. Bu pide. Ya benim şu bir şey ya buna mi? Nasıl kalın diyebiliyorsunuz? Bu ne biliyorsunuz? İskender'in falan nasıl altı koyulan bazıları pide. Bak Ferhat'taki kalın sendeki ince. Evet. Sendeki ideal. Bir, bak evet şu an çok orantısızlık var. Bu bildiğin Ramazan pidesi. Tamam o kalın evet. Ama Ebru Hanım'ınki kalın yani, değil ki. Açık açık ben söylüyorum. Bendeki şuradakiler ince mesela. Buradakilerin hepsi şey, kenarından ince, baktığınızda nesi kalın? Bunun normal yufka kıvamında olması peki, lazım. Peki, Ferhat tamamlayabilir mi rica edeyim? Karidesinde porsiyonu çok küçük ve çok kurumuş. Ben kesinlikle beğenmedim. Hiçbir şeyi beğenmedim. Karides mi kurumuş? Güveç yürütünce suyu akıyor. Hayır, bak işte bir şeylik var. Benimkinde bak, de aynı. Blok şeklinde var. Alabilirim bak şunu. Kaşardan dolayı o. Tam kaşardan dolayı olabilir. Kaldırmış onu damlıyor. Farz görüyor ama kupkuru. Her yani neyse, şöyle bakıyorum olmanız bak. Çok normal, bilmiyor olmanız. Yok karides de biliyorum sen rahat ol Enes Bey. Yani. Ben çok rahatım. Pardon siz aynı. Evet Yeliz'e geçelim. Ben yine belki şey olacak ama risk aldığı için tebrik ediyorum. El açması yapmış Ebru Hanım'ın yapamadığını. El açmasını niye bu da kutsallaştırdınız? Susar mısınız ben konuşuyorum. Çok ulvi bir şey herhalde. Susar mısınız ben konuşuyorum. Tekrarlattırmayın boş beni. Boş konuşmayın o susun zaman. Susun lütfen. El açması el açması. Sizinle muhatap olmak istiyorum tabii. Ben. Bunu tahmin etmiştim zaten. El açması ne şöyle yani? Bu yağlama değil. Bunu söylemek istiyorum. Sarılıyor ayrıca sarılmıyor değil. Yanlış yorum yapıyorlar.
Beğenmedim. Tuzsuz, tatsız. Ama el açması beğenmeniz tuzsuz, lazım. Tuzsuz, tatsız bir şey getirmişsiniz. Tuzsuz, ben tuzsuz, sadece tatsız. Elinde açıp biz kaldığı için tebrik ettim. Peki humusa geçeyiz. Humusa geçtim. Demin yanlış bir söylem oldu. Ben olabilir, nohut sevmiyorum. Nohut sevmiyorum. Nohut sevmiyorum. Et de sevmiyorsun. Et de sevmiyorum. İkisi de bir araya gelince ikisinden de şey oluyorum. Karideste de tamamıyla vasat. Tadına bakmamışsın. Baktım yani. Tadına. Yeterince hiçbir şekilde beğenmedim. Uyumsuzluk zaten başrolde. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Ve Enes? Eline sağlık. Bunu kesinlikle beğenmedim. Yağsız ve yanık. Çok oynamazsan eğer. Yağsız ve yanık. Sürekli yorum yapıyorum. Bu humus değil. Yok. Lapa püre gibi bir şey. Sadece güvecini beğendim. Affedersiniz, affedersiniz. Güvecini beğendim. Onun da porsiyonu az. Ama genel olarak uyumunu beğenmediğim için... ama normal. Uzaktan eğitimli 6 aylık bir aşçı için. Evet, siz de 7 senelik daha üstünüzü değiştirmeniz. Ben 6 aylık bir aşçı olarak en azından her türlü şıktım. Menümü, pijamayla geldim. Menümü yetiştirip üstümü değiştirdim. Keşke ona bakın. Daha güzel bir şeyler yapsaydınız. Humus olmamış, yağlama olmamış. Nişanlınızın 25 bin lirasını alıyormuşsunuz ya. Ben sizden şöyle şık bir kıyafet almak isterim o evet, paralarla. Evet, kesinlikle. Evet, programa çıkıyorum. Karşılama yarın yapacağım. Yarın bağlayabiliriz sofradaktan nişanlımı. Sorabiliriz. Yani. Veriyor mu vermiyor mu diye. 25 bin lira ama bağlı. Parayı veriyor musun diye. Değil. Maddi şey durumumuz da iyi ya, yani şık kıyafetler. Parayı veriyor musun 25 bin TL'yi? O bizi ilgilendirmiyor şey, yani. İrem elimizde. Yalnız Ebru Hanım, ben o şıklığı 4 gündür göremedim İrem Hanım'da. Ama sizi ilgilendirmez gerçekten benim hangi kıyafetim. Bir şey söyleyeceğim. Vizyon. Pardon. Evet, vizyon pardon. Meselesi. Sen şimdi kendi söylediğin için soruyorum, yoksa bize ne yani? Şimdi daha nişanlısınız, değil mi? Bu fikir kimden çıktı parayı? Kendisi. Ne dedi sana? Ben Ali? Kazandığımı şimdiden sana vermeyeceksem, neden evleniyorum ben seninle? Ama sen aşık değilsin. Evlendiğinde de bana getirecek. Neden öyle bir şey? Yani tabii ki evlendikten sonra hayat müşterek. Karı koca kimisi daha iyi çevirir evi, ekonomiden anlar. Bu yani kadın da olur, erkek de olur. Bütçeler ortaktır, o da olabilir. Her şey olabilir. Yok, daha Ali, evlenmeden neden böyle bir şey Ali tutun? Para konusunda çok hassas Zuhal Hanım. Ya da çok mu savundan mesela? Onda kalsa harcıyor falan. Hem de evet çok savundan. Yani her gördüğünü sen daha alır. Tutumlusun. Tabii. Her anladım. Gördüğünü alır. Her şeyi yaptığını mantıklı. Bulduğunu alır. Ha. Ben de askere gidecek daha önümüzde evlilik de var. Tabii birikim de yapmamız tabii, gerekiyor. Tabii. Bu işler kolay olmadığı için musun? Ben tabii. Aferin. Keşke bu kadar tutumlu olmayıp da üstünüze başınıza birkaç kıyafet alalım. Ama haddinizi aşmayın. Yeter gerçekten, artık, gerçekten bakın. Bu kıyafet şeyi de... Ya bu kıyafet de... yarışması değil. Sürekli kıyafet, kıyafet, neticede kıyafet, bizi karşılıyorsunuz. Ama yeter. O zaman biz boşuna zahmete giriyoruz. Girme o zaman. Gelmeseydin bu programa. Zahmete var? Girmek istemiyorum. Program yemek dışında da hani görsellik biraz evet, var. Şimdi önemli. Sunum, öyle, özel gösteren böyle bir şey mi var? Şu ya. Kıyafeti giyeceksiniz bu kıyafeti. Bir sınırlamamız yok tabii. Teşekkürler. Ama pijamayla oturmuyoruz tabii, yani. Gizli evet. Kendine saygısı olması lazım her şeyden. Benim her şeyden önce kendime saygım var. Sizi de saygıya şunları kaldırsanız artık. Bence de. Bu humusun niye bu kadar bir türlü? Sen eminim ki bundan daha iyi humus yapıyorsun. Çok az. Tabii ki Zuhal Hanım. Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Ben söyle. Evden rondo getirmedim. Şimdi var burada. Bir rondoyla hem humusu yaptım. Hem çok çektim. Çok şey çekememişsin yaptım. Çekememişsin bunu. Yani çorba ben, bir kere rondodaydı. Bak şimdi burada risk var zaten. Bir de hani emek de var. Onu bir söyleyelim baştan. Tabii ki yani bir yağlamaya kalkışmışsın. Ama ne gerek vardı karidese humusa. Tek başına bunu yapacaktın. Ne bunlarla uğraşıp vakit kaybı yapıp gerilecektin. Bu da daha güzel olurdu. Buna daha tabii. Fazla vakit ayırabilseydin. Çok yaptığım bir şey. Bunu yapmıştım. Böyle yağını süzecektin. Bol yoğurtlayacaktın. Bak gayet güzel olurdu yani. Humusu da iyi çekememişsin. Yani bir de bu pastırmayı biraz daha kavurman gerekiyordu. Son dakika yaptım humusu. Belli. Belli. Karides güveçin fena değil ama. Eline sağlık. Ama ne gerek vardı karides güveçin? Gerçekten hiç gerek. Kendini boşu boşuna strese, zahmete sokup bir de uyumsuz bir şey. Ne alakası var? Kimse sana demedi mi? Kırmızı et bir kebap var. Yağlama var kıymalı. Zaten o... Zaten yağlama varsa kebaba ne gerek var Ali Nazik? Veya Ali Nazik varsa yağlamaya ne gerek var? İkisinden birini... Sen şöyle yapsaydın mesela... Hiç Ali Nazik'e girmeseydin, balık malık yapsaydın bir karides güveç önden evet, ara şey gelirdi mesela. Olurdu. Ama bunu kimsenin demesine gerek yok. Kendisi aşçı zaten. Bunu bilmesi gerek. Yo, tecrübesizliğine yani. Bağlıyorum ben bunu. Ara yemeklerinin saçma olduğunu zaten söylemiştim. İrem Hanım aşçı. Yani geldiği günden beri ben aşçıyım uzaktan o bu dedi. O kadar konuştu. Keşke altını doldurabilseydi. Saçma bir şekilde ara yemek karışımı bir şey getirdi ortaya. Hiçbir şekilde lezzet yok. Karides ne alaka? Şeyler pişmemiş. Nohutlar pişmemiş. Kayseri
yağlaması dediğiniz yağlı olur. Lahmacun kıvamında ince hamuru olur. Yağlı yağlı kıymayla sarılıp o şekilde çatalla yenir. Hiçbir şekilde yağ yok. Sıfır pide ekmeğinde bize getirmiş yağlama diye. Ara yemekleri çok kötüydü. Humus humus değil. Yağlamasında yağ yok, adı üstünde. Karidesi çok gereksiz, incecik yapmış. Üstünde kaşarı komple kurumuş. Kaldırdığında bir tabaka şeklinde kalkıyor. İnanın bana yaptığı terbiyesizliklere rağmen yemeği zorladım kendimi ama yenecek gibi değildi. Kayseri yağlaması kesinlikle olmamıştı. Humus humus değildi. Haşlanmış nohutu biraz karıştırıp önümüze koymuştu. Hiç beğenemedim. Karidesi bir tık lezzetliydi. Sadece karidesini beğendim. Ama porsiyon olarak sıkıntılıydı. Tabağın yanına ekleyebilirdi. Ama genel olarak üçünü yan yana düşündüğüm zaman çok alakasız ve bağdaştıramadığım bir ara sıcaktı. İstiyorsanız staj verebilirim size ücretsiz. Sizden mi? Alacağım. Olmaz gerçekten. Asla bu kendime hakaret etmiş belki sayarım. Belki humus yapmayı öğretirim size. Ben İrem Hanım'ı evime davet ettiğimde gayet güzel yemekler yapacağım. Sen kararsın İrem Hanım. El açması yapmayın. Gerçekten gelsin. El açması yapın. Birbirinize el açması açın. Yapacağım. El açması yapacağım. Birbirinize el açması açın siz akşama kadar. Ya tabii ki evinde... Siz de gelin bize kırılacak inşaat taşları falan getirin kıralım tabii, olur mu? Akşama kadar karşılıklı hamur açın. Hatta bize güveç falan yapın. Siz seversiniz öyle yok, taştan şeyleri. Yok siz konuyu değiştirin. Akşama kadar karşılıklı merdaneli evet, hamur evet. Açın. Birbirinizi yiyin. Google'i... Google'i hadi Kayseri. Hadi Google'i yiyoruz. Hadi Google'i yiyoruz. Ya evet. Eminim ki sen de tabii ki evde çok daha güzellerini yapıyorsundur. Ben emin değilim. Ben 10 senelik ev hanımıyım. Hadi İrem'le birlikte Enes de gelsin. Bak ben, ne diyor, ben lütfen, emin değilim. Lütfen beni katmayın. Ben kesinlikle... Bana emin değilsen bil var. Olmaz teyit böyle. Teyit etmek istemiyorum. Şöyle bir şey var. Ben 10 senelik ev hanımıyım. Eşim ve 2 tane çocuğum var. Ayrıca bir kızım... Ebru'da yağlama yapıyorum ben sürekli. Değil mi demin öyle? Evet. Evet. Şimdi yani program telaş heyecan, çok farklı kamera, bir şey. Mutlaka. Çok farklı mutlaka. Bir şey. Evet. Evde rahat kafayla yapıyorsun. Enes Bey bana üstümü giyinemedim diye bir ton laf söylemişti. Kendi de aynı problemi yaşadı. Sadece ben dedim teknik aksaklıklar yaşadım. Siz onu yaşamamışsınız. Yağlama... Onu da sizin aldığınız eğitime bağlıyorum. Ben böyle çok bir eğitim almadım. Dinlemiyorum şu an. Yağlama terbiye, siz yapabiliyor muydunuz yani. Acaba? Öyle şeyler görüyorum. Daha grateni yapamayan bir hanımefendi yağlamayı nasıl yapacak? Graten çok basit bir yan ürün. Gratenle yağlamayı yani. Birbirine kıyaslamayın. Ben eğer burada olacağını ya da yapabileceğimi düşünseydim yapardım zaten. Süre olarak hamur, açma, tava, pişir onunla mı başında bekleyecektim yoksa diğerleriyle mi uğraşacaktım? Hayır şunu diyorum. Grateni yapamayan bir insan yani, yağlamayı nasıl yapacak? Süreyle yarışıyoruz ya. Bununla ben evde bir gün yapayım sizi davet ben edeyim. Ben sanmıyorum. Herkes birbirini eve davet ediyor. Yani, oysa ki yarışma bir gün. Belki davet yani. Etmiyorum. Sen kimseyi davet etmiyorsun. Hiç kimseyi davet etmiyorum. Çıkışta ben size gösteririm yaptığım şeyi. Lütfen göstermeyin lütfen. Yani bunlar yandılar var ya. Yarın bunlar yandılar. Görürsünüz ya. Yapmayacağım şeyleri yapacağım. Bu ne ya? Ben bu masada hiç kimsenin yemek bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ah, sizin de yok. Aşçı olarak sizin hiç yok. 7 yıla göre hiçbir şey yok. Evet, 7 yıllık aşçısınız. Yok sizi yani tenzih ediyorum. Gördüklerime göre hiçbirini beğenmedim. Evet, biz de sizinkini beğenmemiştik, haklısınız. Evet, en azından taş koymadım. Evet, sizin gibi değil mi? O kadar sizin gibi. Evet, Ali Nazik yanında acılı ezme. Evet. Başka bir şey var mıydı? Köz biber olmasın. Ne var? Köz biber. Ha o olur, tamam. O lokanta pardon. Usulünü merak ettim ben. Neyin lokanta usulü? Başında öyle bir tabir var menüde. Ha ben unuttum. Lokanta usulü acılı ezme. Nasıl olur? Genelde lokantada yapılan acılı ezmeler lokanta usulü. Yeni sadece şimdi... lokantada benim salatama laf etmiştiniz. Tam acı salatası meze falan diye. Vardır ya öyle bir şey herhalde. Evet o an. Lokanta... Meze demiştiniz. Mezeydi, yoğurtlu sebze. Sizinki de meze. Bu meze değil mi? Bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sizden daha çok uğraştırıcı bu. Açtısınız ya size bir şey söyleyeyim. Bunu kebabın yanında, lahmacunun yanında küçük kaplar içerisinde Ali gönderir Ali Nazik barışla ya da yanına koyarlar meze diye. Allah aşkına evet. Boş ezme, konuşmaya meze. Devam edebilirsin. Ne konuşmaya? Boş konuşmaya. Çok özür dilerim. Dün ben eve aç gittim. Eşim tabiri hemen caizse... Hemen bir ilaçması yapsaydınız. Eşim bana çok güzel bir lahmacun söyledi. Çok da güzel yedim. Ama lahmacunun yanında meze olarak acılı ezme salata getirdiler. Öyledir meze çünkü. Olarak. Ben anlamıyorum evet. Salata bazen ne alaka? Öyledir yani neden burada... Herkes eşini anlatıyor bize ne? Siz de evlenirsiniz. Bekar tabii böyle. İlgilendirmiyor bence ki siz de acılı ezmeye bağladı bir şekilde. Evet bağladı. Evet siz de evlenin bence. Lahmacun el açması siz seversiniz. Siz en azından eşiniz biraz sizi bastırabilir. Siz bu şekilde. Diyorsun. Evet siz bu şekilde hiçbir şekilde tutunamazsınız. Ben Ali'yi zaten. Düşünüyorum her şeyi bir tarafa. Ali'ye yazın zaten. İrem Hanım kendisi aşık değilmiş ona ama 25 bin lirasını yiyormuş. Hayır şimdi Ali de bunu biliyor mu kendisine aşık ol? Ne? Ne dedin? Kendisi... izledikten sonra... İsmi neydi nişanlınızın? Ali. Ali Bey'e aşık değil ama 25 bin lirasını yiyor. Yiyor değil, tutuyor kız. Tutuyormuş. Gelecek için yatırım evet, yapıyor. Evet, tutuyor. Evlenecek onlar. Sen bu devirde evlenme büyük çılgınlık zaten. Sen hiç evlenmenin yakınından uzağından geçemeyeceğin için bilmiyorsun. Senle benli konuşmasak... İrem Hanım siz neden çalışmıyorsunuz bir aşçı olarak?
para biriktiriyorsanız. Ya bence gittiği yerlerde bir hafta daha fazla kalıyor. Nişanlım çalıştırmıyor beni. Sizin gibi genç. Bir saniye, nişanlım mı çalıştırmıyor? Evet, niye? İzin vermiyor. Can bana eğitim alıyor çünkü ya. Parasını veriyor, uzaktan da eğitimimi alıyorum. Ama şimdi sen eğitimini de vermek istemiyor. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Ne olur dikkat edin. Yani eğitimini almışsın, gençsin daha, çalışsana ne diyor ikiniz işte kafa kafaya verin. Bu devirde bir insanın maaşını... Madem birikim yapmak istiyorlar, evet. Evde niye oturuyor? Genç bu bir genç birey, yaşta, aşçı. Ben genç, yani bunun genci şeyi yok. Üretmeyen zaten de, bireylere ben evet, inanamıyorum. Hele yani. De ben kadınların evet, kesinlikle çalışması evet. gerektiği... Aylık 25 bin lira zaten sadece parası geliyor. Sadece para için de değil. Parası yani. Geliyor. Para önemli. Geçim çok zor bu devirde. Arkadaşlar benim özel hayatımla ilgili yorum yapmaya hakkım yok. O zaman anlatmayın. Ben onu size anlatmadım. Gürümüze anlattım. Siz bunu... Isıtıp ısıtıp üstünüze, önüme sunamazsınız. Kendi hayatınızı ilgilenin. Zaten siz anlatmadınız. Siz demeseydiniz biz bunu nasıl bilecektik? Bardağı bile anlattınız dün siz demediniz yani. Siz anlatmadım. Masada yani. Anlattınız bardağı. Ali bayağı aşık ben size söyleyeyim. Çalışma, otur, ye paramı, Allah yardım şey yap, biriktir, her şey teslim. Fakat Ali bu şeyi soracaktım ben Gürbüz. Buyurun Zuhal Hanım. Ali'nin yanında mı ben aşık değilim ama seviyorum dedi. Ali bunu biliyor mu? Her şeyi Ali'nin yanında konuşabiliyor zaten Zuhal Hanım. Hadi ya. Vay be. Bir tek eski nişanlısını bilmiyordu. Onu da öğrendi şu an. Onu da evet şimdi. Ebru Hanım ben size soruyor muyum neden boşandınız diye. Onu da siz kendiniz anlattınız masada. Kim boşanmış? Ebru Hanım ben size soruyor muyum neden boşandınız diye. Sen boşandın mı? Benim boşanmam mı? Dur bırakın yemeği memeği bırak Allah aşkına. Bir dakika. İki çay koy. İki çay koy gel. Bir dakika benim boşanmama nasıl geldi konu? Siz boşandınız mı? Kendiniz benim özel hayatımı deşerseniz ben de sizin anlattıklarınızı sizin işinize bulurum. Siz kendiniz deştiniz özel hayatınızı masaya. Tamam ben de Ebru Hanım anlattık. Siz nerede anlattık boşandığını? Siz nereden biliyorsunuz benim boşandığımı? Bekar anneyim dedi Zuhal Hanım. Ne dedi? Bekar anneyim dedi. Ha ben unuttum atlamışım bir şey orayı. Söyleyeceğim. Ben olabilir. En azından boşandım, evlendim, ayrıldım, çocuğum var diye şerefli bir şekilde anlatıyorum. Yani ne siz... demek o ya? Ben de gayet hani şerefli, ben de dokuz kocalı şeyim yok. Gibi değilim. Ebru Hanım, ben daha 21 yaşındayım, tek bir nişanlım var. Masada kimseye ben demedim. Ben boşanmışım, ben öyleyim, ben böyleyim. Siz... Ben 25 yaşında 25 bin lira eşi, şey nişanlımın parasını alıyorum. Yok öyleyim bardak fırlattım babamı mahkeme. Bunları burada şov yapmanıza gerek yok. Ne kimse size ya, şeyde, hem anlatıyorsunuz hem de arkasından niye soruyorsunuz? İremciğim hayatım sana buradan bir abla tavsiyesi. Bundan sonra özelini hiç kimseye paylaşma. Hatta bu tarz yarışma programlarına katılacaksan hiçbir şekilde paylaşma. Çünkü milyonlar izleyecek. Çok fazla izlenme olan bir programdasın sen şu an farkında mısın? Yayınlandığı zaman tüm Türkiye izleyecek. Bizim konuşmamız mı zoruna gitti? Sana başarılar diliyorum. İrem Hanım'ın hayatıyla ilgili duyduğum şeylere çok şok olmadım. Zaten kendisi bu tıynette bir insan gibi görünüyor. Ama sürekli özel hayatını ortaya atıp da özel hayatımı konuşmayın gibi bir tezat yaşaması da çok saçmaydı. İrem Hanım'ın özel hayatı bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Burası yemek programı. Ben de kendi hayatımdan kesitler paylaşıyorum. Yani dertleşiriz de yemek yarışması sadece yemek konuşacağız diye bir şey yok. Tabii ki reality evet. programı bu aynı zamanda ama yani paylaşmış içinden gelmiş de. Artık sadece... rahatsız oluyorum gerçekten Zuhal Hanım. Siz anladım. Haricinde kimsenin bu konuyu artık konuşmasını istemiyorum. Bir de bu Gürbüz'ü özel. Gerçekten çekip giderim. Hiçbir evet. şekilde de servis yapmam çeker giderim. Ama bu bizim işimize sürekli yemek. Bunu anlatması çok saçma mı? Sürekli yok sen babanı mahkemeye vermesin yok sen bunu söylemeseydin. Yapmasın. Söylemeseydiniz. Bir kere konuşulur Ferhat Bey yani sürekli sizin bunu mu bizim dinleyeceğim? İnsanlar çok iyi oluyor. Malzeme mesela Armut'la ilgili 80 kez konu açtınız ya. Ayva aynen ayva. Ayva, o yemek programında ben Ayva'yı önce bir ismini ayırt edin. Armut Ayva önce bu onun önemi. Aynen Ayva saatlerce susmadan tekrar daha edebilirsiniz. Sonra, bozuk daha sonra gibi takılmışsınız oraya. Bence İrem Hanım siz bu programdan sonra gerçekten Ayva'yı yediniz. Yani. Kafama mı? Sen benim ailemi bu kadar çok yaşarsan ben de seninle öyle sunum yaparım. Aileni mi? Kaç kere söyledim yeter. Haddinizi aşmayın sen. Sen benim ailemi. Bir kere sen diyemezsin bunu ikinci kez uyarıyorum. Sen de benim aile şeyimi bu kadar yargılayamazsın. Ben yargılamıyorum. Ben seni son kez uyarıyorum. Ben hayır, sizi yargılayamazsın. Ailen neyi yargıladım ben? Sürekli yok babasına bardak neyi fırlatmış. Sana ne benim babama fırlattığım bardaktan. Anlatmayın o zaman. Ama bir kere anlık konuşun değil mi? Sürekli ama bugün de aynı problemler yaşanmış. Onu kendisi dün paylaşmak istedi. Daha fazla konuşulması istemiyorsa konuşmayın. Ama babasıyla alakalı bir şey demedi ki. Bardak fırlatma dedim tamam, sadece. Tamam. O tatlı şey içinde, o kaşık tatlı içinde. Bu da fırladı gibi bir şey oldu zaten. Neyse bu da kafama fırladı zaten. Şey benim dün kabıma laf etmişti değil mi? Ebru Hanım dün söylerken Enes Bey kakka atıyordu. Bırakın benim aile hayatımı da kabıma, onu konuşun. Enes Bey ile ben konuştum. Dün o konu kapandı. Onu sizi ilgilendirmiyor. Nasıl dün kapandı? Dün benim salata kabıma laf etmiştiniz ya. Küçük diye sufle kabında diye. Sizinki neye en azından benziyor? Ben normal
cam küçük... olduğu için mi fazlası var? Önden de mezelerimiz geldi. En azından ben güzel bir şekilde sunum yaptım. Sizin gibi ama öyle atılmaz koymadım ki masaya. Yani yeter yani artık. Ben gerçekten bu masada oturmak istemiyorum Zuhal Hanım. Gerçekten ayıp terbiyesizlik. Gerçekten çok yani, ayıp kafama vurdu yani. Öyle bir şey mi var? Bağırıp çağırması sana ne o bu. Çok abartıyorsunuz. Ben bir hava alıp gelebilir miyim rica etsem? Aa, nereye gidiyorsun ya? Yani kendimi kötü hissediyorum. Ben bu şekilde saygısızlık görmeye gelmedim buraya. Ben burada yarışmacıyım. 21 yaşındaki bir çocuktan ben burada saygısızlık görmeye gelmedim. Benim çocuğum var. Sizin boyunuz kadar benim çocuğum var. Pardon, çocuk mu? Çocuksunuz benim için. Ben 30 yaşındayım. O zaman size çok teyze ayıp demem lazım. Benim. Ben bir çıkabilir miyim? Tabii ama geri geleceksin değil mi? Bakacağım. Ne demek bakacağım? Ebru Hanım masadan kalkmakla en doğru şeyi yaptı. Ben olsaydım daha kötü tepki verirdim. Çünkü İrem Hanım Ebru Hanım'ın üzerine Joker'i resmen fırlattı. Kırılmadığı için çok şaşırdım ben o Joker. İrem Hanım gerçekten bugün çok terbiyesiz hareketler yaptı. Ya kafama atar gibi mezeyi koyuyor. Kafayı takmış ayva ayva ayva. E yemek yemiyorum, çorba desen rezalet, hepsi rezalet. Benim kıyafetime takmış, benim ayvama takmış. E ben seni bugün eleştireceğim. Sen dün bana her şeyi söyledin. Çorba tuzu varken tuzsuz dedin. Ayva taş gibi. Tatlını beğenmedim, onu beğenmedim. Yapsın. Hiçbir zaman seni rencide etmedim. Sana ne demedim, onu demedim, bunu demedim. Benim boşanma sebebimi soruyor. Neden boşandığını soruyor muyum? Bu seni ne ilgilendiriyor ya? Benim özelim çok saygısız. Ben çok rahatsız oldum. Yani bu yayınlanacağını biliyorsunuz. Evde Zuhal Hanım'a gidip de anlatmadınız ki bunları. Bir televizyon programında anlattınız bunu. Yayınlanacağını da biliyorsunuz. Zaten burada yarışmacıların konuşmak istemediği bizi. Bazen şöyle şeyler oluyor. Yani ben evlendim, boşandım ama konuşulmasını istemiyorum. Benim işte doğru, önceki evimden... olabilir. Biz tamamen saygı duyuyoruz. Yani herkesin bir hikayesi var. Bizi ilgilendirmez. İsteyen konuşur, isteyen konuşur. İsteyen şakaya vurur. İsteyen ciddi ciddi dertleşir. Olabilir, insanız. Bazen kendi yakınımıza anlatamadığımızı yedi yabancıya daha rahat açılırız. O ayrı. Ona saygı duyuyoruz, anlayabiliyoruz. Fakat sen dün burada bahsedince... Ama şimdi de mevzusu durup açılınca... Durup seni yargılamadı ya da başka bir şey yapmadı. Senin ama o tepkin anlamsız. Ama yok, babasına şey fırlatmış. Ama şimdi ne olursa olsun... Yok, bardak fırlatmış. Ama ne olursa olsun sen deminden beridir yani çorbadan beridir vura vura koyuyorsun evet, masaya. Evet, Joker'in kafasına fırlattı. Bu hoş bir davranış değil. Televizyonda olduğunu unutma ve lütfen davranışlarına dikkat et artık. Özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bir özür dile. Özür dilemesini istiyorum çünkü bu şekilde kafama vuramaz. Ben de servis yaptım. Ben hiç kimsenin kafasına vurarak servis yapmadım. Özür hayatında sen ortaya dökme ki kimse de konuşmasın. Artık bana karşı çok fazla oynadı kaç gündür. Bunun patlamasını bugün yaşadığı için, her şeyi çatır çatır söylediğim için bana karşı çok fazla yükseldi. Öfkesini bu şekilde gösteriyor. Benden özür dilemediği sürece masaya oturmak istemiyorum. Ebru'nun masayı terk etmesi bence yerinde bir durumdu. Çünkü kafasına gerçekten hani tabağı, salataları, kaşıkları vururcasına vermesi bir misafirperverlik durumu değildir benim gözümde. Tamamıyla sanki defol git istemiyorum seni demek istedi. Bunu da yapamazdı zaten. Onun elinde olan bir şey değil. Bize nazikçe servis etmesi gereken yemekleri bile kafamıza vura vura servis ettiyse ben onun bir yarışmacı olduğunu bile düşünmüyorum. Bence kendisine özür dilesin. Ebru Hanım gelsin öyle başlayalım. Bence de tatlıya bağlayalım. Ne oldu? Niye güldünüz? Ali nazik harbi ben çok nazik olmuş ya. Yani ben görselini beğenmedim. Sizi ilgilendirmiyor. Ne şekilde olabilirdi görseli? Sizi ilgilendirmiyor benim. Görseli ne şekilde olacaktı? Benim diyorum, sizi ilgilendirmiyor. Ne şekilde olacaktı görseli? Önünüze bakıp benimle muhatap olmazsanız sevinirim. Ne şekilde olacaktı? Söylesenize. Benimle muhatap olmayın. Efendim, hah geldin mi? Gel. Ben oturmak istemiyorum. Kafama tabak yiyorum. Tabak çanak yiyorum. Ben buraya tabak çanak yemeye saygısızlık özür dile bence gelmedim. İrem. Ebru Hanım özür dilerim. Buyurun oturabilirsiniz. Afiyet olsun. Ama sürekli de yapmayın yani. Yok bakın, babanın kafasını ya, bir daha açmayacak. Ilgilendirmez. Tamam o zaman bir benim daha yaşanmışlıklarım vardır belki ama tabii ki, tabii. Burada oturacak ben sizi yargılamıyorum. Tamam özür diledi. İyi yaptın. Aferin İrem. Olmaz çünkü. Ne olursa olsun tabak çanak vurmayın masaya. İçecek ister misiniz? Ebru Hanım size içecek vereyim mi? Ben de siyah. Tabii. Kola. Soda getirmemişsiniz. Soğuk bir soda içmek isterdim ben de bugün. Soda ancak yediklerim merak etme ben yarın alacağım. Soda bende. Yediklerim evet. Senin Ali Nazik'in nerede? İşte onu sordum ben de. Niye sana az böyle? İştahım kalmadı zaten. Bu arada tabii yanmış olan yemek galiba... Ali Nazik yanmış değil de şurada gerçekten de bayılayım. Kokuyor ama yanık kokuyor. Ya gerçekten evet, bayılayım. Et yanık kokuyor. Dibi tutmuş olabilir ama... Ette yok ama yanık kokuyor yani. Buna nasıl kimse diyemez kokuyor ki kokmuyor. Patlıcan közlenmiş ya arkadaşlar. Ondan patlıcan dolayı belki öyle bir tat alıyor olabilirsiniz. Közlenmiş patlıcan ya. Tencereyi gösterebilirim. Yanık yok. Yani bu ete yanmış diyemezsiniz. İrem patlıcanlar Hanım fırında. Yani normalde ekmek yemiyor yani siz verin. Ama
Bir tane ekmek boşmuş. Ben de mesela bırakma kullandım. Normalde Enes Bey'e asla dedi ekmek dedi. Uzatır mısınız ekmek? Öyle elinizde sergip kaldırırsınız. Verin. Boş koymanız saçma olur. O zaman. Gerçi pijama ile oturan hanımefendiden de ekmek beklemek. Ay çok komik, evet. Aşırı komik. O kadar komik ki. Farkında mısınız gerçekten bunun? Tiyatro oyunu ötüyoruz. Onun gibi bir şey oldu. Bana gülmesi hoşunuza gitmişti ya, bugün de size gülüyor işte. Kırmızı köz biber nerede? Zorunuza gitmesin bence. Enes Bey her gün gülüyor zaten. Kırmızı köz biber nerede? Benime yazmadım. Az önce söylemiştiniz. Evet, getirmiyorum. Bu kadarını demek ki. Herhalde yanan şey kırmızı köz biber. Hayır, asla kırmızı köz biber. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye Zuhal'ın. Menüde yazdı mı? Yazmadım. Yok ama az önce söylemişti, getireceğim ama dedi. Ama yazdırmamış menüde. Ha söylemişti, ha az doğru. Az önce söyledi. Ne oldu Ferhat? Arkadaşlar Ferhat hiç yedi. Sizin... Nasıl ne tarafa gideyim? Zuhal Hanım, hayatımda yediğim en kötü şeyi yedim. Mentollü sakız falan olan var mı yanında? Ya yediğimiz soğan doldu. Ben bu kadar kötü bir şey uzun süredir yemedim. Mahvolduk gerçekten. Bunu uzaklaştırmak istiyorum da size yazık. Şu tarafa doğru koyayım. Bende de var. Bence yanlış tat aldınız, onda değil. Ali Nazik'te var değişik. Yok sen ezmeyi bir yesene. Bir şey diyeceğim, nasıl bir diyaloğunuz var yani? Şunu da savunuyorsanız bravo diyorum size. Hayır, bunda çok kötü bir tat var, onu efendim, diyorum. Efendim ben ne yediğimi anlayabilecek kapasitede bilmiyorum. Yok hayır, bunda kötü bir tat var diyorum, onu diyorum. Yanlış anladınız. Acele yani. İkisi de kötü işte. İkisi de çok kötü, neyi tartışıyorsunuz? Yani acele ezmeyi tattınız mı? Dolu dolu bir çatal al. Böyle evet, bir çatal kocaman. Yutabilirsen alkışlayacağım zaten. Sodanız, kolanız, artık içecekler var bir tane. Aa evet, soğandan kaynaklı. Ne kadar geç aldınız? Evet. Çok köz biber yemek istemişsiniz galiba. Buyurun. Hatırlattığınız için teşekkür ederim Enes. Tabii bu da kırmızı. Ah sapı kaldı. O kadar sinirliyim ki Zuhal Hanım. Bakın kaplar artık elimde kalıyor. O kadar geldi. Ya siz hiç gülmeyin kırmızı biberi çünkü sizinkinin 10 katı pişmiş derecede. O zaman sizin menünüze dönelim Enes Bey. Yok, sizinkinin dönelim en azından dağılıyor bu. Bir tane. Bu dağılıyor. Bence dönelim. Kırmızı da sizin okulda şey, çorbanız mesela. 2 saniye kafamı yiyorum. Az önce başka laf sokuyor beyefendi. Ne dedik yine, ne oldu? Pazartesi günü konuşuyor. Rahat durun bak, vallahi müdüreyi çağıracağım şimdi. Sizi disipline göndereceğim. İrem Hanım'ın kırmızı biberine laf ediyor az önce Yeliz Hanım. Ben İrem Hanım'ın kırmızı biberine laf etmiyorum. Güldünüz. Siz bence güldünüz. Çok yanlış kulak veriyorsunuz olaylara. Menüye dahil değil ama bu da çok farklı pişmiş. Yani en azından çok çiğ var. Değil. Menüye dahil olmadığı zaten en evladı. Azından bu ayva kadar da çiğ değildir herhalde. Dün sizin menüye dahil değil. Ayva geldi. Üst bakın üstüne... altını çizerek söylüyorum. Menüye dahil değil ama çok pişmiş. Size ayva getirdi İbrahim Hanım. Gördünüz mü? Evet, çok iyi yapmış. Yemekten sonra kendisi yiyebilir aç bıraktığı için herkesi kendini de. Yani pazardan ayva getirmişsin. Tek pazardan mı? Yok, marketten aldım. Peki. Özelle seçtim. Kim başlamak ister? Ben ayva da takılıyorum. Tabii ki Enes'i dinliyoruz. Öncelikle bu bir Ali Nazik sunumu değil. Bu şekilde olmuyor. Patlıcanlar daha iri olması lazım. Ve sarımsağı boğulmuş bir alt parçayı var, yatağı var. Bir tane koydum. O etlerini de bir tık daha sulu isterdim. Beğenemedim. Acılı ezme zaten acı bombası olmuş. Tabasco sosa dönmüş. Hiç beğenmedim. Afiyet olsun. Afiyet olsaydı keşke. Elinize sağlık. Olmasın o zaman. Eve gidince yersiniz. Eve gidince zaten her gün eve gidince yemek yiyorum. Devam edelim. Biz de sizin gününüzde eve koşarak gittik. Artık böyle var ya, mide bayılacaktık. Yani arabada. 25 bin lira alıyorsunuz eşinizden. Eşim değil o benim. Bir yemek ısmarlasaydı ama size. Artık bunu az önce uyardım size. Beni bir uyardınız, daha Ebru Hanım'ı uyardınız. Tamam, tatlı size gelecek, tatlı da sizin önünüze atacak. Tatlıyı kafama atabilirsiniz, aynen. Ben buradayım. Ama Zuhal Hanım gerçekten yani 5 kere söyledim artık. Artık bu konuyu kapatalım, Yeliz'e geçelim. Şöyle, ben de beğenemedim. Çok buram buram bir soğan. Ha bir yanık tadı vardı. Evet, ben bir yanık tadı aldım gerçekten. Köz patlıcandan geliyor. Aslında tat almadım Zuhal Hanım. Koku alıyorum ben. Etten gerçekten koku alıyorum. Ne gibi et bakacağım? Siz herhalde pişmiş ürünlere alışkın değilsiniz. Siz oradan atlamayın. Her lafa atlayan bir maydanoz gibi olmayın bence. Pişmiş ürünlere alışkın değilsiniz. Haddinizi bilin, susun yeter artık. Pişmiş ürünü görünce yanık geliyor. Sesinizi alçaltın. Yeter. Benim sabrımı zorlamayın. Yeter. Suyunuzu için. Susun. Sakin susun. Ne oldu demin, yani baştan beri susun diyorum. Muhatap olmayın diyorum. Benim sözümün arasına girmeyin diyorum. Biz burada susun, muhatap olmak zorundayız. Sesinizi alçaltın. Benimle muhatap olmayın. Ben peki. Şu an beyefendinin yemeğine yorum yapıyorum. Niye atlıyorsunuz? Boş konuşuyorsun. Boş atlamayın beyefendi. Atlamayın ya. Ama çok bağırıyorsun Yeliz'ciğim. Lütfen ama ben, sesinin tonuna dikkat et. Evet. Haklı olabilirsiniz. Sende de bir agresyon yok değil yani. Onu da söyleyeyim de bu hafta bütün herhalde sinirli asabi yarışmacılar denk geldi. Buyur devam et Yeliz. Teşekkür ederim. Ben Ali Nazik'i beğenmedim.
buram buram sarımsak kokusu geliyor. Ette bir koku var. Ette evet, bir koku tuttu, var. Ne oldu? Hayır, tencereyi siz aldınız mı? Bence aldım, tencerenin dibi tutmuş. Közlemeyi patlıcandan yok, mı deniyorum ama ayırdım. Yok. Ben de ayırdım. Ama kokmuyor. Yeni söyleyince ayırıp yok, kokladım. Gerçekten. Ben de bir tencere dibi tuttum. Tutardı, tencere değişilir. Öyle bir şey mi? Yani bir yanık sinmiş. Evet. Sinme ha tam doğru tarif. Sinmiş. Üzerine bir şey sinmiş. Ama patlıcan çok belki fazla közlendiği için. Belki de. Çünkü asla et yanmadı. Yanmadı diyorsun. Acılı ezme? Acılı ezme de çok soğan tadıyor. Buram buram yaktı yani beni. Ne koydun buna? Benmedim. Biber? İsot. İsot. Nereden geldi bu isot? Normal market. Lokantada. Market isotu mu? Evet. Ha mesela şeyde Anadolu'dan falan geldi de hakkını verir yani bir damlacık koyarsın. Çok lezzetli olur. Bence acaba ondan mı dedim yok, hani? Yok hayır. Çok mu koydun isotu? İki çay kaşığı koydum zaten. İston. Maydanoz, Allah Allah. Soğan. Çok koydu Zuhal Hanım. Pul biber de koydu, yansınlar dedi. Pul biber de koydum. Bir de yansınlar mı dedi. Başarmışsın, tebrik ediyorum teşekkür o anlamda. Ederim. Yalnız biz kız istemeye gelmiyoruz, bizi yakamazsınız. Orada öyle tuzlu kahve bir dünya yok. Yani sen neler vermişsin diye. Öyle bir dünya yok. Yani. Tabii. Ne verdin, ne yaptın çocuğa? Ben kahvenin içine her şeyi koydum Zuhal Hanım. Anam. Çocuk içemedi. Çocuk seni gerçekten çok seviyor. Kıymetini bil, kaçırma. Evet Ferhat, sendeyiz. Kesinlikle olmamış. Yani bu Ali Nazik değil, kesinlikle Ali Nazik değil. Ne bu? Bu bilmiyorum, yeni bir isim koyun, kendi menünüz olsun. Çünkü standart yok, bir Ali Nazik diyemez. Size göre ne bu? Bilmiyorum, Ali Nazik değil. Onu tamam sen o zaman bileceksin. Ne yani? Pardon, siz bilin bunu. Yani benim için bu kesinlikle bir Ali Nazik değil. Yediğim Ali Nazikleri hakaret etmek. Hele ki şu tadıp keşke eksik menüyü verip bunu vermeseydi. Benim niye yediğim en kötü acılı ezmemsi bir şey. Acılı ezme de değil. Şeyleri çok başarısız. Çok kötü bir ürün. İkisini de beğenmedim. Peki Ebru? Zuhal Hanım, yoğurtlu, pişmeyen, yanmış Kayseri yağlamasından sonra arkasından... Pişmemiş hem yanmış nasıl oluyor aynı şey? İçleri biraz hamurdu kalındı ya hani normalde öyle olmuyor. Ya pişmez ya yanar. Yani ya sizinki gibi pişmiyor ya da benimki gibi çok yorumumu bitirirsem kızarıyor. Sonra devam etseniz biraz dinlemeyi evet. Öğrenseniz rica ediyorum. Teşekkürler. Yoğurtlu hemen arkasından Ali Nazik ne alaka mesela? Zaten midemiz alt üst oldu. Bunları muhtemelen sanıyorum ki elinizde değil, rondoda çektiniz. Patlıcanları hazır kullandınız sanırım. Kendiniz közlemeniz olacaktı. Yani hayır, kendim olarak, közledim hocam. Kendiniz közlediniz. Evet. Keşke tamam. Hazır alsaydınız. Elinize sağlık. Niye? Yani, bir kokulamadılar o yüzden. Közlemesine bir şey diyemeyeceğim. Kötü değil ama... Ya güzel közlenmiş. Ette mi bilmiyorum. Birinde bir tatsızlık var, bir sıkıntı patlıcan var. Patlıcan çok közlendiği için ete yansıdı kokusu. Hmm. Yoksa ette herhangi bir yanma, dip tutma asla olmadı. Ama neticede ayrı tencerelerde ayrı ayrı biraz daha şık, özenli bir şekilde sunulabilirdi. Üzerine bir yeşillikle bir şeyle falan da servis edebilirdiniz belki. Eline sağlık. Ne diyeyim İrem? Yani sen beğendin mi Ali Nazik'ini? Bir tık tuzsuz olmuş. Onun dışında güzel. Benim semizotu salatamı meze diyen birinin ertesi gün hemen hiç üşenmeyip de acılı ezme yapıp da bunu salata diye önümüze koyması da çok komik zaten. Yeliz Hanım ilk günden bu yana zaten çok fazla gergin. Sürekli el açma bunu duyuyoruz zaten. Enes Bey de artık doldu bu yüzden yani yeter diyor hani yani yapın da görelim yani yapamadınız diyor. Ve Yeliz Hanım hala bunu savunuyor çünkü biz bir hafta boyunca bunu duyacağımızı tahmin ediyorduk. Çünkü el açmasını çok büyük bir marifet olarak görüyor. Bana da hatta yükseldi. Siz de yapsanız. Yaşça İrem Hanım'dan büyüksünüz dedi. Yaşla ne ilgisi var Yeliz Hanım? Sonuç olarak burada herkes kendi menüsünü hazırlamış gelmiş. El açması yapmak zorunda mıyım? Değilim. Acılı ezme benim şu ana kadar yediğim en kötü şeydi. Sadece bu yarışmadan bahsetmiyor. Dışarıdaki hayatımda da yediğim en kötü üründü. Tatmak zorundaydık. Zaten çatalın ucu bana yetti. O bir acılı ezme değil. Çok enteresan bir şey. Yani yaparken, kendim seyrederken ne kattığına özellikle bakacağım. Enes Bey bugün beni çıldırttı. Enes Bey ben yorum yaptıkça ortaya atlıyor. Ben yorum yaptıkça ortaya... Bir maydanoz misali. Her şeyde bir burnu var yani. Yeliz Hanım çok bağırarak konuşuyor. Söylediği hiçbir şeyi anlamıyorum. Sürekli sinir halinde. Sesini yükselterek beni bahsedeceğini zannediyor ama ben onu menüsünü gördükten sonra ciddiye almıyorum. Kendisi benim menümü görünce kıskançlıktan kudurduğunu düşünüyorum. Bu hafta gezegenlerde mi bir şey var? Sizde mi bir şey var? Onu Ferhat Bey'e sorsak gezegenlerle ilgileniyor. Öyle mi? Kendi İlgileniyor musun astrolojiyle falan? Biraz. Var mı bu arada bir geri gitme, retro, ileri çıkma? Yok, Merkür burada. O yüzden de sıkıntı yok. Hiç kimseye giremedi bu ara. Hiçbir ne zaman biter Merkür Cuma? Bir de ben mesela bunu da anlamıyorum. Yani mesela ben bir şey yapamazsam ve bende bir hata varsa herhangi bir konuda, yemek memek demiyorum. Bir şey yapamadım, bir şey de hatalıyım, bir şey yanlış yaptım. Ben mesela aksine daha çok alttan alırım ve bir mahcubiyet hissederim yani. Teşekkürler. Tabak ne alaka? Bunu da göremiyoruz İrem'de bunu. Sunum yanlış. Böyle sunmak istedim. Böyle birkaç yarışmacımız daha oldu.
Yani şunu desen daha ılımlı, yumuşak, canı sağ olsun der geçeriz. Mesela desen ki yapamadım kusura bakmayın vallahi bugün işler ters gitti. Olmadı ya beceremedim her zaman yaptığım şeyi. Olabilir ya bu yarışma herkes yapamayabilir onu diyorum. Yersiz egonu böyle oluyor. Benim diyen şefler yapamadılar burada. O da onu kabul edebilirim. Ben yapamadım şimdi. Ama niye bu kadar agresifsin? Niye bu kadar sinirlisin? Kabul niye bu kadar gerginsin? Sence özel hayatım sürekli ısınıda mı? Ha ondan mı? Evet ondan ben sinirlendim. Ama sen daha mutfağa girmeden ağlamışsın ya. Bak ne güzel nişanlın gelmiş destek olmuş sana. Şu işin tadını çıkarın olması da olmadı. Şey, eğlendik gittik. Tabii ki de. Anılar kaldı bize dersiniz. Yeliz Hanım yine bir şey istiyor. Ne oldu Yeliz? Demin yanlışlıkla kaşığımı salataya ezmeye. Hanımefendinin... Tatlı kaşığınızı ezmeye mi kullandınız? Evet yanlışlıkla oldu ama. Nasıl yanlış? Siz hepsini yarın bence getirin yedek yedek. Evet. Bir kenarda dursun çatal çatal. Yok ben bugün çatal istemedim ya kaşık isteyesim. Lina bak abla da Lina da yaptı dün şey magnolia çilekli. Ha sen de çilekli. O da merak ediyordu tatlı onun için. Tatlı kaşığı alabilir miyim size zahmet? Çatal bıçak getirdim de yine yaranamadım. Az getirmişim herhalde. Evet haklısınız. Bugün bir değişiklik komple yapayım istedim. Komple seti ortaya koymam bugün size gıcıklığına bir değişiklik yapayım istedim. Ama hiç oynadığınız o kadar belli ki. Hiçbir yemek görmedim. Hiçbir zahmet görmedim. Hanımefendi bari dedim gidin bir kaşık getirin. Onu aynen da iyi siz yaptım. De görmediğiniz gibi. Evet. Çilekli magnolia. Su muhallebisine benziyor. Daha katı olabilir. Şey beyaz çikolata koydunuz mu kremanıza? Hayır. Keşke koysaydınız. Daha güzel olurdu. Ve kremadan çilek tadı geliyor. Gerçekten bu program yayınlandığında yiyeceğiniz dişleri keyifle izleyeceğim. Neyleri? O kadar çok linç yiyecek ki, o kadar çok linç yiyecek ki Enes Bey. Siz onu düşünerek keyifle izleyeceğim. Ya biz onu düşünerek buraya gelmiyoruz, yemek yapmaya geldik. Herkes linçleri düşünen birisi bence misafirlerine çok ben düşünmüyorum linçleri. Bence. İster istediğini düşünebilir, ben kendim bildiğim. O yüzden söylüyorsunuz linçleneceksiniz diye. Onu keyifle dinleyeceğim. Peki. Yedin mi? Tadına baktım, bayağı iki kaşık falan aldım. Kreması, kıvamı yanlış. Bu şekilde, magnolia çok iyi yaptım bir tatlı benim. Bu şekilde olmuyor. Beyaz çikolata koyuluyor. Krema koyuluyor. Siz muhtemelen yapamamışsınız. Ve tabak çok saçma. Bunun altında bu ne alaka? Böyle servis edilen bir tatlı. Yani bunu içine mi döküp yemem gerekiyor? Aynen, sizin testereyle kesemediğimiz tatlınız gibi. En azından bu tatlınızda güzelce geliyor. Tatlınızı yiyorum. Bunu böyle döküp yemem gerekiyor. Aynen, siz dökün bir de öyle deneyin. Yok, daha fazla yemek istemiyorum. Beğenmedim, kötü olmuş. Elinize sağlık. Keşke siz de Enes Bey bir kremasını güzel yapsaydınız. En azından bir şeye güzel diyebilirdik. Aynen, siz de diyemediniz. Yani. Bu da mı olmamış Elis? Beğenmedim. Dediği gibi su tadıyor yani. Su muhallebisi gibi. Evet, belki beğenmedim. Bilirsiniz su muhallebisini. Ebru? Suhal Hanım, evet ben de dün yaptığım hata gibi ana yemekte yanında kaseyle getirmiştim. Bunu da getirmenize çok gerek yoktu. Şöyle daha şık durabilirdi. Onun dışında ama da... Ama yani şimdi bisküviler falan dökülür diye dökülür düşünmüş diye, evet, olabilir belki yani. Alternatif yapmış olabilir. Onun dışında biraz kıvamını çok sıvı buldum. Yani biraz daha koyu olup daha altlarda şöyle çilekleri daha çok görmek isterdim içinde açıkçası. Evet, doğranmış çilek koyuluyor normalde içinde. Ben var içinde. Ben kaba kaba. Ve normalde ama var. Magnolia çok iri, çok iri, kapları çok diyor. Çıkaramıyorum kabartıyorum. Su bardağı gibi. Evet, o kapları da getirdim dizilir, ama maalesef içinden olmadı. Meyveler getirdin mi? Getirdim ama etiketler çıkmadı, hay olmadı. Allah, üzüldüm. Yani, aynı öyle kocaman bir bardak getirmiş. Bravo, bak bunu düşünmüş getirmiş ama etiketler çıkmadı. Kendisi Ebru Hanım'a manavdan ayvayı alıp koydu demişti. Kendisi de çileği manavdan almış. Nereden alacak? Keşke bir bıçak vursaydın çilekleri, doğrasaydın küp küp. Bu ne peki? Küp küp de o küp küp olmaz. Küp küp doğranacak. Öyle koyulmaz. Biraz daha tatlı olabilirdi. Muhallebisini beğenmedim ben. Peki Ferhat? Ben küp küp doğramıyorum. Bir çikolata kafemiz var biliyorsunuz. Bahsetmiştim. Evet. Her gün çıkan bir ürün. Genelde de ben yapıyorum. Ya da bazen bazen Duygu Hanım da yapıyor. Ne aynen güzel. Karşılıklı. Çilekleri genelde kesip kenarlardan yalnız gösteriyorum. Orijinal ama ince kesilir. Çilek küp küp doğranır. Evet, kenarlardan gözükür. Evet. Ekstra koyulur. Lina öyle yaptı. Doğranır. Heh. Keşke bana da Lina'dan getirseydiniz. Keşke bir tane. Çünkü bu magnolia gibi değil açıkçası. Çünkü magnolia'nın daha pastacı kreması olan bir tarif kreması var. Evet. Daha sarımsıdır rengi. Bu bisküvi su muhallebisi. Bu o krema size katılıyor. Siz yorum yaptınız. Sıranız bitti. Evet, iyi misiniz? Yani gayet iyiyim. Sanki ağlayacakmış gibi duruyorsunuz. Niye ağlayacağım? Ağlayacakmış gibi duruyorsunuz biraz şu an. Öyle asla hissettim. Ağlamam. Çok gergin görünüyorsunuz. Asla. Öyle hissettim. Evet, Ferhat bitireyim beğenmedim. Bitireyim madem lafımı kestiniz çünkü böldünüz. Kesinlikle beğenmedim. Tabii. Afiyet olsun. Peki, eline sağlık. Dur nereye? Açık oylamaya geçiyoruz. Otur. Tabii. Hadi bakalım. Buyursunlar, açık oylamadayız.
çok haksızlık yani. Bilseydim gerçekten asla. Ya özel hayatına bu kadar öne sürülmesi çok ayıp. Bu TV'de yayınlanacak ve herkes bunu izleyecek. Çok ayıp. Birine bir katarak orada anlatmaları çok ayıp. Ama dışarıdaki insanlar benim bunları nasıl anlatacağımı bildikleri için o yüzden yani bu 3-5 insana inanmayacakları için çok da takmıyorum. Evet, büyük final gününden önce bugün İrem yarıştı. Şimdi ona puan vereceksiniz. Eksik yoktu menüsünde. Ne güzel haftayı eksiksiz götürüyoruz. İnşallah yarın da öyle olsun. Masası da tam. Dolayısıyla yine 3 ile 10 arasında bir puanlama yapacaksınız sevgili yarışmacılar. Buyursunlar, açabilirsiniz tahtalarınızı, kalemlerinizi. Ben de menüsünü hatırlatayım. Gazpacho çorbası ile başladı. Ara yemek olarak Kayseri yağlaması, karides, güveç. Bir de pastırmalı humus vardı. Ana yemeği Ali Nazik'ti. Yanında acılı ezme eşliğinde servis ettik. Közlenmiş biberi de vardı. Tatlısı da çilekli magnolia tatlısıydı. Unutmadın değil mi başka bir şey? Bu kadar bilin. Peki. Şimdi gelelim puanlara. Öncelikle değiştirmek isteyen ben var mı? Ben değiştirebilir miyim? Tabii ki. Enes'le birlikte değişikliğe gitmek isteyen varsa şu an yapsın. Çünkü birazdan çok geç olacak. Başka var mı değiştirmek isteyen? Emin olamayan, ben menüyü hatırlattıktan sonra aa şunu beğenmiştim veya beğenmemiştim gibisinden. Yok mu? Tamam mıyız? Peki. İrem kaç puan bekliyorsun? Hepsi oynamaya geldiği için puan beklemiyorum zaten. Puan beklemiyorum derken kaç mesela? 3 ya da 4 en fazla. Biz 2 sosu beğenip 6 veriyoruz ama onlar, o vicdan onlarda yok. Vicdan yarışması değil burası, yemek yarışması. Evet. Evet, bakalım Yeliz'den kaç puan geliyor ilk olarak? Evet, görelim Yeliz ve duyalım lütfen puanını. Benim puanım 3. Ben sizin o yanmış, yenmez zifir etlerinize bile 4 puan vermiştim. Şu an sizin masanızdayız İrem Hanım, benim masamda değiliz, size puan veriyorum. Benim masamdasınız, ben konuşabilir miyim artık? Konuşamazsınız. Sizden izin mi alacağım? İstediniz. Neyi verdiniz üçe? İstediniz. Hiçbir nerede şeye. Nerede masa çiçeği? Sizin mumunuz bile yanmıyordu hanımefendi. Hiçbir siz şeye. Dalga mı geçiyorsunuz? Hiçbir şeye puan dalga vermedim. Geçmek için mi geldiniz buraya? Yok, ben hiçbir şeye puan vermedim. Masada burada yemeği değerlendiriyoruz ya, mumun değil. Hanımefendi, yiyebileceğim hiçbir yemek yoktu. Hiçbir yemeği beğenmedim. Sizin yürüyünüzde bile yiyebileceğimiz hiçbir yemek yoktu. Şöyle bir şey, ben belki misafir haftanın başından beri oynadınız. Ama haftanın başından beri oynadınız. Biraz sakin ol, konuşayım sizinle. Sakin olun. Ama bir saniye, sen şunu savundun hep. Ama haksızlık Zuhal Hanım, bu gerçekten haksızlık. Risk almışsın. Sen çok değer veriyorsun ya hamur işine risk almaya. En azından risk almasına, emeğine bir puan veremez miydin? Bunu neden kırdım biliyor musunuz hanımefendi? Sürekli için. Bana hafta boyunca el açmasını, el açmasını, el açmasını. Ama siz bunun için madem böyle, ben yorum yaparım size. Yapamazsınız. Bana ait bir şey. Ben puanımı verdim. Çok... Adaletsiz bir puanım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önüme gelecek bir yemek yoktu. Vicdansızsınız, evet. Evet, bu benim vicdan sorgulamam. Sizi ilgilendirmem. Asla da sorgulamam. Başarılar diliyorum hanımefendi. Sizi ilgilendirmez benim başarım. Peki, Enes'te şimdi puan gösterme sırası. Evet Enes, paylaşır mısın? Ben arkadaşıma 4 puan verdim. Kaçken 4 yaptın? 4 yine 4 yapmıştır. Oynamak dört yaptım. Için oynayacaktım, vazgeçtim sonra. Ha yani yine aynı puanı verdim. Aynen, ben sadece karides güvecini beğendim. Porsiyonunu beğenmeme rağmen ona da bir puan vermek istedim. Lezzeti yerindeydi, eline sağlık. Evet. Hiçbir yorumum yok Zuhal Hanım. Peki. Bakalım buradan kaç puan geliyor İrem'e. Evet Ebru, duyalım bakalım kaç puan vermişsin, ne de görelim. Hanım, ben 3 veriyorum İrem Hanım'a çünkü ne bir misafirperverlik, ne bir Ebru Hanım, yorumunuzu uslu. Duymak istemiyorum. Lütfen masamdan kalkar mısınız? Pardon, siz efendim? Kimsiniz benim masamdan kalkar mısınız lütfen? Siz kimsiniz? Puanınızı verdiniz, masamdan kalkar mısınız? Benim masadan kalmak gibi... Ben sizin o kıtır kıtır olmayan ayvanıza bile 4 puan verdim. Ayvayı mı verdiniz bana? Ayvayı mı verdiniz? Siz mezeyi önüme taktı ya. Ya hiçbir şey beğenmedim ben sizin yerinize. Yine 4 verdik ya. Çorba deseniz ismini telaffuz etmek istemediğim bir şeye benziyor. Belli oldu dilerim. Yine kime rakip gördünüz bu hafta. Her haftaki senaryo gibi rakip gördüğünüz insanlar siz benim olmuş herkesin beğendiği olmuş çorbaya ya. Bile olmamış dediniz. Ya kim beğendi? O da beğenmedi. Ben de beğenmedim. Kim beğendi sizin siz beğenmediniz. 4 ben 3 puan verdim. Bu şekilde kabul ederseniz. Etmiyorum. Hiçbir şekilde uyum yoktu, lezzet yoktu. Senin menünde çok ağzınız mu? Kokuyor. Ay senin midenin alev aldı. Siz aşçısınız en azından. Sen de solistsin o zaman. Git o sesle yarış hadi. Hadi derken
Ya gerçekten artık geriliyorum size ama bu büyük haksızlık. Ama geriliyorum artık. Tamam da neden masadan gitmesini istedin ki? İstemiyorum Zuhal. Böyle bir hakka sahip olmadığınızı biliyor musunuz? İstemiyorum. O puanla masamda durmanızı istemiyorum. Yeniz de 3 verdi. Ama yine niye insanı mı kovuyorsunuz? İstemiyorum. Siz kimsiniz beni buradan kovuyorsunuz? İstemiyorum. Kimsiniz? Öyle bir şey yok. Kovamam zaten. Ne demek kovamam? Geldiğiniz günden beri had bildiriyorsunuz ya. Siz haddini de bil, haddini. Hiç haddiniz bilmiyorsunuz. Sen de haddini bil. Ben hiçbir şey bilmiyorsam haddimi biliyorum ama siz onu bilmiyorsunuz. Bildiğin için mi beni masadan kovuyorsun? Ona da ayrı. Estağfurullah öyle bir durum yok. Olamaz da zaten. Lütfen dikkat edelim söylediklerimize. Evet son puan gelecek Ferhat'tan. Evet Ferhat sen de puanını seni de öğrenelim. Söyle onu benim de puanım 3. Ferhat Bey'i de kovun. Çok şaşırdık. Kovun. O kadar şaşırdık ki. O pişmemiş ayvaya gittiniz 5 verdiniz. O kıtır kıtır etlere gittiniz. En az öyle bir verdiniz. Gelmişsiniz 3 veriyorsunuz. Sen? Ama yarın sizin de bir şey. Cevap diyebilir miyim? Bana kafayı takar. İnşallah bir tane ürünü yetiştiremezsiniz de size bir vermezsem ben de ne olayım. Hadi bakayım. Niye kovmuyorsunuz masadan? Estağfurullah öyle bir şey lütfen. Üçü verdi. Çünkü kovdum gitmediniz ya o yüzden. Niye gideceğim? Ben niye gideceğim? Burası size ait değil. Tövbe kızım ya. Ama geriliyorum artık. Nasıl olsa bir işe yaramıyor diye gitmiyorum. Nasıl olsa oturayım ben. O kadar saygısız yaptınız ki. Sizinle aynı masada oturduğum için gerçekten utanıyorum. Ben de utanıyorum gerçekten. Ben normalde böyle bir insanla asla muhatap olmuyorum. Bu ne demek şimdi yani onu anlamadım. Bu ne demek? Enes sen de deşme daha fazla. Sakin ol İrem. Evet Ferhat bir şey söylemek ister misin? Ya da söylesin mi? İsterim yani açıkçası. Neden hiçbir şey puan yok? Çok uyumsuz bir menü vardı. Hiçbir şeyi beğenmedim. Yani hiçbir şeyi açıkçası yiyemedim. Bir de ev sahipliği böyle olmaz. Bugün villanın ev sahibi bu. Tam dinlemek istemiyorum. Evet ben buyurun, dinlemek istemiyorum. İnşallah yarın bir tane ürünü yetiştiremezsiniz. Kısmet olabilir. Kısasa kısasa İnşallah. Yapacak bir şey. Evet öyle şeyler söyleyeyim. İnşallah söylüyorum Zuhal'im açıkçası. İnşallah denedim. Yetiştiremez. Tepe taklak olun mutfakta. İnşallah. Umarım güzel yetiştirirsiniz. Şöyle doyarız da güzel puanlar veririz ilk defa bak, bu hafta. Bak bu kadar da açık söylüyorum. İnşallah. Çok sakin ol sakin. Asla. Şimdi lütfen. Sinirle sen şu an ağzından kovmalar. Masada kafamızda vurmalar tabak. Evet kapatalım artık bence bugünlük. Evet eline sağlık diyelim ve iyi akşamlar efendim.